sohbet, söyleşi programlarımızı. Ama başka çalışmalarımız da var. İnşallah onları da zaman içinde sizlerle paylaşırız. Yani vakıf olarak sizlerin de bildiğiniz gibi bir düşünce kuruluşu olarak mümkün olabildiğince önemli konulara makro bakışlarla bu yine perşembe sohbetlerimizi sürdüreceğiz. Yine o dörtlü formatı uygulayacağız. Yani bir konu bir konuk var, işte sosyal bilim söyleşisi var, bir yurt dışı yabancı ülkeden katılım oluyor. Bir de tarihe tanıklık diye. Bugünkü aslında hem bir sosyal bilim söyleşisi hem de bir tarihe tanıklık. Yakın zamanda uğurladığımız değerli hocamız Hüseyin Atay'ı bugün bir anlamda anmış olacağız. Hem de onun vefatının ardından bir vefa borcu. Hüseyin Atay Hoca'yı en yakın tanıyanlardan birisi veya en yakın tanıyan diyeyim, yanında en uzun çalışan kişi de yine o kürsünün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Kürsüsü'nün eskiden kürsüydü, sonra ana bilim dalı oldu. Oranın öğretim üyesi. Hem o fakültede uzun süre dekanlık yapmış. Hocayla da doğrusu epey yakın görüşleri de paylaştığını düşündüğüm Mustafa Sait Yazıcıoğlu hocamız bugün bize kendi hocası Hüseyin Atay'ı anlatacak. Bir anmanın yanında biraz da Hüseyin Atay hocanın da bir değişik görüşleri vardı. Çok kendine özgü bir insan. Yani Türkiye'de son dönem İslam bilginleri içinde kendine has yöntemi ve görüşleri olan birisiydi. Yani herkes biliyor, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kurucu kuşağından bir isim. Aynı zamanda da Türkiye'de kelam bilim dalının öncülerinden. Ben daha fazla da bir şey söylemeyeyim. İşte sorularla belki falan başka şeyler olabilir. Katkılarla, sorularla devam ederiz ama önce Mustafa hocamızı dinleyelim. Ondan sonra da arkadaşların soruları olabilir. Şimdi bildiğiniz gibi Mustafa hocam, siz daha önce bizim vakıfta da sağ olun yine bir sohbetiniz olmuştu vakıf salonunda. Yani yine onun gibi işte bir saate yakın bir sunum oluyor. Sizin takdirinize bağlı, uzatmak isterseniz uzatırsınız. Ondan sonra da arkadaşların sorularına cevaplar oluyor. O şekilde programımızı yürütüyoruz. Ben tekrar yeni program dönemimizin inşallah Haziran 2024'ün sonuna kadar sürecek bu söyleşi programlarımızın verimli, bereketli olmasını diliyorum. Ve sözü Mustafa hocama bırakıyorum. Sesiniz kapalı bu arada. Tekrar sesinizi de açın Mustafa hocam. Tamam, şimdi açıldı. Sayın Bakanım, biraz önce ben çıktım. Burada bir şey çıkıyor. Bu toplantı yayınlanıyor. Anladım. Toplantıdan çık. Birine bastım, toplantıdan çıktım. Şimdi basmaktan korkuyorum. Böyle bir arkadaş yardım ederse bana. Olur, olur. Tamam. Hocam biz toplantıyı kayda alıyoruz da onun ikazı geliyor. Tamam da oradan anladım. Nasıl çıkacağım? Bir Anladıma basarsanız başka hiçbir şey yapmaya gerek yok hocam. Bir yere bastım, temin çıktım şeyden de ben. Neye basarsa? Anladım. Yani herkesin rızası alınıyor. Tamam, o kadar. Rızanızı almış oluyoruz hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Bütün arkadaşlara hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Çoğu tanıdık arkadaşlar. Onları görmekten tabii insan mutlu oluyor. Dostluklar araya zaman girince bazen biraz şey olabiliyor. Unutmaya da yüz tutabiliyor. Siz iyi ufak bir özet yaptınız Sayın Bakanım. Ben de şöyle bir yol izleyeceğim. İzniniz olursa önce çok basit, çok ana hatlarıyla Hüseyin Atay'ın işte
künyesinden işte Rize Güneyci. Hüseyin Atay. Çok erken yaşlarda hafızlığını tamamlamış. İlkokulda okurken bir taraftan da hafızlığını tamamlamış. Ondan sonra da İstanbul'a gitmişler ailece. İlkokulu orada okurken aynı zamanda Arapçayı da birlikte sürdürmüş. Ortaokulu okurken de medrese eğitimine başlamış. İkisini de karşılıklı götürmeye çalışmış. Liseyi Bağdat'ta bitirmiştir hoca. Çoğu sadece yüksek öğrenimini yaptığı gibi bilir ama liseyi de orada bitirdim. Ondan sonra da Bağdat'ta İlahiyat Fakültesi, oranın ifadesiyle Külliyet-i Şeria'yı bitirdikten sonra 1956 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi'ne İslam Felsefesi asistanı olarak dönüyor. 1960 yılında doktorasını yapıyor. 1962 yılında 2 yılına İsrail'e gidiyor. Oradan İbranice öğreniyor. Büyük Yahudi filozofu Maymonides diye de biliniyor. İbn-i Meymun'un Delalet-ül Hayrin diye çok büyük bir eseri var. Onun da sonradan Arapçaya çevirisini yapmıştır. Aşağıda 1965 yılında da 2 yıla yakın Amerika'da kaldı. Orada araştırmalar yaptı, dersler verdi. 68 yılında doçent, 74 yılında da profesör oldu. Hocanın Allah rahmet etsin vefatından sonra 93 yaş diye basında geçti. Ama ben evine gittiğim zaman ailesiyle görüşürken o yaşın daha büyük olduğunu, yani 95-96'larda olduğunu, çünkü birkaç yaş ufak yazıldığını söylemişlerdi. Yani Türkiye şartlarında belli bir uzun sayılabilecek bir süre yaşamış hocamız. Ben burada hocanın bir kısım günümüzü de çok ilgilendiren aktüel bazı konularla ilgili düşüncelerinden kısaca bahsedeceğim. Buradaki fikir ve düşünceler bir kısım arkadaşlara sert gelebilir. Burada onu yargılayacak değiliz. Sadece düşüncelerini aktarıp ben bilebildiğim kadarıyla onların bir kısmının gerekçelerini, yani niçin o şekilde düşündüğünü ifade etmeye çalışacağım. Burada biz hayatını İslami bilimlere vakfeden gerçek bir mütefekkirden bahsedeceğiz bu akşam. Artık bunların günümüzde nesilleri de kalmadı sayılır. Gerçekten Hüseyin Atay Hoca hayatını bu işe vakfetmiştir. Öyle vakfetmiştir ki bir anlık bir boşluğunu bile göremeyiz. Bu düşünceler hocanın kendine has düşünceleri insanları tatmin edebilir veya edemez. Hiç önemli değil. Onlar onun düşünceleridir. Kendisinin inandığı fikirleridir. Ömrünü bu uğurda harcamış bir düşünürün ulaştığı sonuçlardır. Beşir Atalay Bakanım'ın da dediği gibi bunların çoğunu ben de paylaşırım. Çünkü bizim birlikteliğimiz hocanın dediği gibi çok fakülte 3. sınıflardayken 68'li yıllarda başladı. 3. sınıftayken bizde bitirme tezi olurdu. 3. sınıftayken tahtaya bir yazı yazmak icap etti. Bir Arapça ifade. Kimin yazısı düzgün? Arkadaşlar beni gösterdi. Oradan bir şeyler yazmaya başladık. O başlangıç uzun bir birlikteliğin de başlangıcı olmuş oldu. Hocanın yazısı çok akıcı değildi. Hitabeti de biraz öyleydi. Onun bütün yazılarını derleyip toparlayıp daktiloya çekmekle epey zaman uğraştık. Tabii onların hepsinin insana kattığı, verdiği şeyler vardı. Hoca-öğrenci ilişkisi eskiden çok daha farklıydı. Yani bir baba-oğul gibiydi. Şimdi çok daha farklı evrelere dönüştü. Hüseyin Atay dini çok iyi anlayan ve bunu topluma yayma gayreti içinde olan bir insan. Bu uğurda dediğimiz gibi ömrünü verdi. Sürekli mücadele içinde oldu. Çünkü bu bir mücadeleyi gerektiriyor. Eskilerin tabiriyle hoca ulema dediğimiz kesimin son temsilcilerinden sayılır.
hem medrese eğitimi hem de işte modern ilahiyat eğitimi de almıştır. Fakat bunların ikisini de merc etmesini çok iyi becerebilmiştir. Hoca çoğu zaman yanlış anlaşıldı. Veyahut da hep yanlış anlaşıldı. Haksız yere eleştirildi. Çok eleştirildi. Çok hırpalandı. Biraz da belki üslubu da bunu tetiklemiş oldu. Hoca en son söylenecek sözü en başta söylerdi. En başta söyleyince ortalık bir karışırdı. Bunu da kendine has şok metodu olarak ifade ederdi. Yani insanların kafası o kadar lüzumsuz şeylerle, o kadar yanlış şeylerle dolu ki yani normal bir anlatımla o yanlışları düzeltme imkanı yok. Dolayısıyla öyle bir şok vereceksin ki allak bullak olacak. Ondan sonra doğruyu belki zerk edebilirsin gibi bir anlayış. Bu tabii allak bullak olunca yerine getirilmesi bazen de zor da olabilir. Ama doğru bir şeyi verebilmenin de kendine göre usulü üslubu buydu. Yani biraz da Karadenizliliğin verdiği o acun üslubuyla en sonunda söyleyeceğini en başta söyler. Ortalık karışır. Ondan sonra da onu toparlamaya çalışırdı hoca. Burada şok metodu derdi bize. Çünkü başka türlü insanlara nüfuz etmenin zorluğunu söylerdi. Hoca bir defa sarsılmaz bir inanca sahipti. Bunu çokları bu şekilde bilmez. Söz gelimi ibadetlerinden kesinlikle taviz vermezdi. Namazı vaktinde kılardı. Ve derdi ki namaz vakitle mukayyet bir ibadettir. Yani o vakit içinde kılınması gereken bir ibadettir. Bunun için ne yapmak lazım? İşte o konudaki bütün kolaylıkları kullanarak namazı vakti içerisinde eda etmek lazım. Nedir o kolaylıklar? İşte çorap üzerine mesh, namazları cem etmek, öğlenle ikindiği, akşamla yatsıyı gerektiği hallerde, işte sefer ruhsatını da kullanarak, hocanın bu arada parantezinde seferle ilgili bir anekdotunu da paylaşayım. Özellikle birkaç ay sonra kış yaklaşacak, biliyoruz. Kışa gireceğiz. Kışın malum öğlenle ikindi arası çok daralıyor. Böyle Ankara gibi, İstanbul gibi büyük kentlerde evden çıkıp da bir yere gideceğiniz zaman namazı kaçırma ihtimaliniz var. Hoca derdi ki böyle büyük şehirlerde, yoğun yaşanan yerlerde namazı kaçırma ihtimaliniz varsa cem eder çıkarsınız. Yani sefer hükmündesiniz derdi. Sefer dediğiniz şey öyle bir yerden bir yere 96 kilometre mi kaç, 80-98 kilometre midir nedir öyle ölçüyle yapılan bir iş değildir. Sefer bir meşakkatin sonucu tanınmış bir ruhsattır. Dolayısıyla o ruhsatı, o meşakkati insan çekiyorsa seferi olabilir, çekmiyorsa seferi olmaz. Bana da çok sorardı bunu arkadaşlar özellikle meclisteyken. Ben de bunu benimsediğim için bunu söylerdim. Yani İstanbul'dan gelen arkadaşlar işte uçakla geliyorlar, hemen misafirhaneye geçiyorlar. İşte biz seferi miyiz, değil miyiz? Sefer sıkıntısı çekiyorsan kendin vereceksin kendi şeyini. Yani ölçüyü böyle koyunca herkes kendi fatvasını diyelim, kendi görüşünü kendi oluşturur. Dolayısıyla bütün bu kolaylıkları kullanarak namazı vaktinde eda etmek lazım. Edemezsen tevbe edersin. Yani dinin bütün emirlerini yerine getirdiğinde bir vakit namaz geçince dünyada yıkılmaz. Dolayısıyla bu anlayıştan namazın kazası olmaz şeklinde bir anlam da çıkar. Ben hocanın pek çok şeyini içselleştirdiğim halde bunu çok fazla içselleştiremedim. İşte bu kaza işini yapıyoruz. Yapmakta bir mahsur yok. Yapmamakta da hocaya göre bir mahsur yok. Artık bu herkesin kendi anlayışına kalmış bir şey. Ülkemizde düşünce üretmek kolay bir şey değildir değerli arkadaşlar. Zor bir iştir, meşakkatli bir iştir. Tehlikeli bir iştir, riskli de bir iştir. Hele bu din gibi hassas bir konuda olursa onun çok daha fazla tehlikeli ve riskli olduğunu anlamak kolay. Alışılmışın dışına
çizilen bir çerçevenin dışına çıktığınız zaman değişik şekillerde seviyeli seviyesiz birçok eleştiriyle karşılaşabilirsiniz. Günümüzde de bunun pek çok örneği de vardır. Öyle bir noktaya gelindi ki televizyonlardan aşağı yukarı isim verilerek tehdit edilmeler bile yaşıyoruz. Bunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Aslında bir ülkede kamil anlamda, mükemmel anlamda düşünce ve ifade özgürlüğü yoksa oradan bir üretim çıkmaz. Arkadaşlarım çoğu hatırlar, rahmetli Özal'ın üç prensibinden bir tanesi düşünce ve ifade özgürlüğü idi. Ve o dönem biliyorsunuz Türkiye'de aşağı yukarı düşünce alanında, diğer alanlarda, ekonomik alanda olduğu gibi düşünsel anlamda da yoğun bir liberalleşme faaliyetleri vardı. Düşüncelerin herkesin rahatlıkla ortaya koyduğu bir dönem. O dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığım için bunu çok yakından biliyorum. İlk defa o dönemlerde insanlar ateist olduklarını aleni bir şekilde ifade ettikleri dönemlerdir. İşte o Selman Rushdie'lerin olayları. Ondan sonra neydi, bir müftü vardı. Turan Dursun. Turan Dursun olayları, yazıları, çizileri hep o dönemin, o dönemde daha geniş bir yayılma olan fikirler ve insanlar. Atay Hoca gelenekçi düşünce ile başı hoş değil. Onunla mücadele içinde geçmiştir hayatın büyük bir kısmı. Daha İslam dünyasında aşağı yukarı iki ana düşünce vardı değerli arkadaşlar. Bir tanesi bizim fukahamız, fakihlerimiz, din bilginlerimiz her şeyi en ince ayrıntılarına kadar, o kadar detaylandırarak incelediler, yazdılar ki bize inanılmaz bir külliyat bıraktılar. Dolayısıyla bize düşen neyi nerede bulacağımızı öğrenip o külliyatı açıp oradan aradığımız şeyi bulabilmektir. Diğer bir görüş de günümüz şartlarına göre yorumlar getirerek insanların önünü açarak hayatı kolaylaştırmak, dinin uygulanabilirliğini rahat bir şekilde ona imkan sağlamak. Bu şekilde insanlar rehberlik etmek. Bu iki anlayış hep mücadele içinde olmuştur. İslam dünyasında da, ülkemizde de hala aynı mücadele vardır. Fıkıh ne diyor sorusu önemlidir. Bizim rahmetli oldu şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurulu'nda bir hocamız vardı. İyi bir medrese eğitimi görmüş hocamızdı. Bir mesele geldiği zaman fıkıh ne diyor, fıkıh der. Öbürleri hikaye. Fıkıhtan açalım, bakalım, okuyalım. Uyarsa da uymasa da odur. Başka bir şey yok. Bu anlayışla tabii ki bir yere varılmaz. İşte vardığımız yer bugünkü gibi olur. Ne, nasıl davranacağımızı, neye nasıl cevap bulacağımızı şaşırır kalırız. Atay Hoca İslam düşünce geleneği içerisinde yetişmiş bir alimdir. Ama bu düşüncenin pek çok yönüne eleştirel yaklaşımlar getirmiştir. Yani bu düşünceyi inkar etmez. Atay Hoca fıkıh külliyatımızı kesinlikle yok saymaz. Ondan yararlanılabileceğini söyler. Ama ona uyma noktasında farklı düşünür. Gelenekçi anlayışın dışına çıkarak o anlayışı aşmıştır. O zor dönemlerde. Şimdi Atay Hoca daha iyi anlaşılır oldu. Özellikle son yıllarda. Maalesef ülkemizde insanlar bu dünyadan ayrıldıktan sonra daha iyi anlaşılırlar. Değerleri daha iyi görülür, anlaşılır ama iş işten geçmiştir. Gelenekçileri taklitçi olarak görür. Çünkü onların kendi ürettikleri bir şey yoktur. Buldukları şeyi alır, götürürler, onu ifade ederler, onunla amel ederler. Atay'a göre İslam'ın ilk işte 3-4 asrını idealistler, sonraki asırlarını da taklitçiler yönlendirmiştir. Kitaplara mahkum olunmaz, onlara hakim olunur der hocam.
Hocanın böyle o kadar güzel cümleleri vardır ki ve sonunda der ki, çoğu zaman söylerdi bize, derdi ki bakın çocuklar, bu işte 40-50 yıllık bir birikimin ortaya çıkardığı bir cümledir. Siz bunun için uzun zaman harcamanıza gerek yok. Bunu benim ve benim gibilerin gayretleri sizin önünüze koyuyor. Siz alın, onun üzerine başka bir şeyler koyarak gidin. Zaten ilim ve her alanda, dini olsun, başka alanda olsun, ilim böyle yükselir, böyle yücelir, böyle ileri gider. Onun bir İslam düşüncesinin gelişim seyriyle ilgili bir kategorize ettiği bir dönemler vardır. Kısaca onlardan bahsetmek gerekirse, birincisi Hazreti Peygamber ve sahabe dönemi. Bunları tarih olarak verir ama fazla da 610-660 yılları arasıdır miladi. Burada bilgi ve hükmün kaynağı, yani bu peygamber ve sahabe döneminde hükmün kaynağı akıl artı Kur'an'dır. Hoca Kur'an'ı, aklı Kur'an'ın önünde hep zikreder. Çünkü aklı olmayan için Kur'an fazla bir anlam ifade etmez. Yani Kur'an ancak akılla idrak edilebilir, onunla çözülebilir. Demek ki bu ilk dönemde akıl ve Kur'an hüküm kaynağı oluyor. İkinci dönem genç sahabe dönemi, artık peygamber sonrası dönem. 660-700 küsur yıllar. Burada hükmün kaynağı Kur'an artı hadistir. Bu şekle dönüşüyor. Hadisler bu dönemde çoğalmıştır. İşte hadisler derlenmeye, toparlanmaya başlamıştır. Kur'an'daki hükümlerde bile der hoca, hadise gidilir oldu. Sahabe sözleri de yavaş yavaş önem kazanmaya başladı. Burada bir sıralama yapmak gerekirse, akıl artı Kur'an ilk dönemdeki bu bilgi edinme yolu biraz geriye düşmüş oldu. Üçüncü dönem mezhep imamlarının öne çıktığı dönem. Bu Kur'an ve hadise ek olarak mezhep imamlarının içtihatları ve değişik konulardaki fikirleri öne çıkar. Dördüncü dönem de taklit dönemidir. O da günümüze kadar süre gelen bir şey. Yani birinci dönemde Kur'an öncelikli, asıl, ana tema. İkinci dönemde hadis diyebiliriz. Üçüncü dönemde imamların içtihatları. Dördüncü dönemde işte beş kaynak, Kur'an, hadis, icma, kıyas dediğimiz unsurlar. Ve beşinci dönemde fıkıh külliyatı diye sayabiliriz. Bugün biz beşinci dönemdeyiz. Yani fıkıh külliyatının hakim olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ta bu işte 800'lü yıllardan başlayıp hala devam etmekte gelmekte olan bir dönem. Fıkıh külliyatını dedi ki Atay Hoca, bunu reddetmez. Ondan faydalanılması gereğini söyler. Ama fıkıh eşittir, din değildir. Hocanın önemli tespitlerinden birisidir. Fıkıh eşittir, din değildir. Nedir fıkıh o zaman? Fıkıh o dönemin müçtehitlerinin, müçtehit imamlarının dönemlerinin ihtiyaçlarına ve bilgilerine göre, şartlarına göre ürettikleri çözüm önerileridir. Bu takdir edilecek bir davranıştır. O dönemin şartlarında ortaya konan bir cehdir, içtihadın sonucudur. Ama fıkıhla din aynileşmez. Bunu aynileştirdiğiniz zaman, yani fıkıh eşittir din dersek, orada üretim durur. Zaten yapılan da odur. Biraz önce söyledik. Gelenekçi anlayış, fukahamız her şeyi yazmış çizmiştir. En ince ayrıntısına kadar böyle kılı kırk yararak bir külliyat bize bırakmıştır. Bize düşen o külliyattan Arapçamızı bulup çıkarmaktır. Üretim durunca tabii duraklama da başlar ve yaşadığımız da odur. Atay Hoca ilimde otorite de kabul etmez. Çünkü otoritenin, ona göre otoritenin olduğu yerde bilim olmaz. Bir ufak anekdot daha söyleyeyim. Derste bir gün hoca işte İmam-ı Azam'dan laf açılınca, İmam-ı Azam'dan bahsederken, İmam-ı Azam kaç kitap okumuştur? Ben ondan daha çok kitap okudum. Deyince tabii sınıfta bir gürültü, bir patırtı. Biz o zamanlar o tip şeylere biz daha iyi bildiğimiz için inanılmaz bir tepki verirdim hocaların bir kısmına. Halbuki orada hocanın demek istediği
Yani İmam-ı Azam büyük bir imam. Zamanın o dönemin şartlarına göre inanılmaz işler yapmış birisi. Sade yazıp çizmekle değil, siyasi tırnak içinde de olsa mücadeleyle inanılmaz işler başarmış birisi. Orada söylenmek istenen, o kendi döneminde bu inanılmaz işleri yaptı. Biz şimdi bu dönemde ondan çok daha fazla külliyata sahibiz, çok daha fazla literatüre sahibiz. Onların bıraktığından çok daha ileride işler yapabilmemiz lazım. Bunu söylemek ister ama hocanın üslubu, biraz önce bahsettiğimiz üslubu biraz da böyle sert bir kısım ifadelerin ortaya çıkmasını da zemin hazırlardı. Hüseyin Atayoca dedik ki bazıları gibi geçmişi reddetmez. Geçmişe referanslarda bulunur. Ama orada söylenenlere takılıp kalmaz. Ona göre asr-ı saadet dinen varılacak bir hedef değildir. Hareket noktası olabilir bizim için. Asr-ı saadetle ilgili bir iki şey daha, onun üstünü açmak bakımından bir iki cümle daha söylemek gerekirse, biz o dönemi maalesef kutsadık, eleştiri dışında tuttuk. Halbuki o dönemin örnek alınacak pek çok olayının yanında hiç yanına yanaşılmayan pek çok olumsuzlukları da barındırdığını görmezden geldik. Bu konuda hadisler de uydurduk, işte onları göklere çıkardık. Öyle siyaset uğruna öyle mücadeleler yapılmıştır ki insanlar o dönemde birbirinin kanına girmişlerdir. Kelam ilmi dediğimiz ilim de oradan doğmuştur. Yani bir mümin bir mümini öldürdüğü zaman nasıl bir durum ortaya çıkar? Ölenin durumu nedir? Öldürenin durumu nedir? Bütün bu tartışmalardan kelam ilmi çıkmıştır. O da o dönem insanlarının da siyasi hırsları vardı, makam hırsları vardı, her türlü hırsları vardı. Yani o dönemin insanı ile bu dönemin insanı farklı değildi. Maturidi insan tabiatından bahsederken tinet kelimesini kullanır. Tinet işte hamur, maya anlamındadır. Bugün de kullanırız, tineti bozuk falan deriz. Yani insanın özü, mayası, hamuru. Dolayısıyla o dönemin insanının tineti bu dönemin insanından farklı değil. Bu dönemin bir farklılığı peygamberin yakın zamanda ayrılmış olması, onun bir kısım hal ve hareketlerinin, sünnetinin canlı olarak ortada bulunması. Fakat buna rağmen yine bir kısım mücadeleler olmuştur. Dolayısıyla biz o dönemi eleştiren bir şekilde artısıyla eksisiyle ortaya koyabilseydik, oradan bir siyaset teorisi de belki üretebilirdik ve önümüzü daha iyi açabilirdik. Atay Hoca'nın en önemli belirgin özelliklerinden bir tanesi de Kur'an'a dönüş diyebileceğimiz Kur'an eksenli bir düşünce biçimi üzerindeki fikirleridir. Bu Kur'an'a dönüş fikrinin Türkiye'deki öncüsü sayılır. Bunun da çok sıkıntısını çekmiştir, şimşekleri üzerine çekmiştir. Ama Atay Hoca'nın Kur'an'a dönüş konusu sadece Kur'an'la meşgul olalım demek değildir. Kur'an'ı çok etüt edelim, Kur'an'la çok ilgilenelim anlamındadır. Çünkü akıl tabii Kur'an'ı anlamanın bir numaralı yöntem, usulü, enstrümanıdır. Aklın iki fonksiyonunu Atay Hoca der ki, bir tanesi anlamak, akıl yoluyla bir şeyleri anlarız. Diğeri de bilinenden hareketle bilinmeyenleri elde ederiz. Yani bağımsız hüküm verme melekesini bize verir. Kur'an'la tabii çok meşguldü. Çok erken zamanlarda bir Kur'an mealinin olduğunu biliyoruz. Diyanet'in ilk bastığı meallerden birisidir. O meali hala basılır. Zaman zaman onu alıp da bir konu üzerindeki tartışmada açardı bir ayeti. Ya bakalım buna ne demek, nasıl anlam vermişiz? Bakardı. Çok hoşuna gitmezdi. Derdi ki ya buna şu kelime yerine şunu kullansak daha iyi oturur. Hemen onu o mealin kenarına not eder. Gelecek baskılar için o şekilde olmasını sağlardı. Yani bu konularda o kadar rahattı ki şimdi biz aman dokunmayalım, aman o kelime bu kelime falan, çünkü nihayet bu bir çeviri. Çeviride
Kur'an öyle bir kitap ki her okunduğunda insana çok farklı anlamlar, insanın içinde bulunduğu psikolojik duruma göre bile farklı anlamlar verebilen bir özelliğe sahip. Dolayısıyla bunu çok sıkça yapardı ve daha sonraki baskılarda ona göre bir kısım düzenlemeler yapardı. Attaya Hoca'ya göre akıl ve Kur'an temel kaynaktır. İkisiyle beraber biz doğru yolu bulabiliriz. Ama tabii Kur'an'dan bir ayeti çekip çıkararak onun üzerine hüküm bina edilemez der. Bütünlük içinde, Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirilmeli ki doğru bir anlama varılabilsin. Yani Kur'an tabiri caizse böyle geniş bir açıyla, 360 derecelik bir açıyla okunmalı ve yorumlanmalı. Ayeti tabii önce kendi bağlamı içinde ama sonra Kur'an'ın bütünlüğü içinde anlamaya çalışmak daha sağlıklı bir sonuca bizi ulaştırır. Bugün günümüzde biraz hızını kesmiş olsa bile belli çevrelerde yine tartışılan bir tarihselcilik noktasında Atay Hoca'nın düşüncesi bu anlayışa karşı durmaktır. Belki bazıları bunu biraz yadırgayabilir. Tarihselci olması gerekir gibi bir düşünce olabilir ama öyle değil. Tarihselcilik kısaca yani bazı Kur'an'ı hükümlerin indiği dönemin şartları, olguları içinde, olgularıyla daha doğrusu sınırlı olduğu düşüncesinden hareket eden bir anlayış biçimi. Yani öyle Kur'an ayetleri vardır ki o dönemin şartlarına uygundur ama geldiğimiz bu dönemde pek uygun düşmeyebilir. Buna işte dört halife döneminden malum bir kısım örnekler de verilir. Bunu daha çok Kur'an'da izahı zor yapılan, izahında sıkıntı çekilen bazı işte kölelik, cariyelik gibi, kadının şahitliği, kadının dövülmesi gibi bir kısım Kur'an'da yer alan hükümlerin daha rasyonel bir şekilde diyelim, tırnak içinde de olsa izah edilmesine yol açan bir akım gibi düşünülüp bazıları tarafından dile getirilir. İşte burada Hüseyin Atay'a göre hoca der ki Kur'an ayetleri indiği ortamdan bağımsız olarak yorumlanmalıdır. Çünkü Kur'an hükümleri toplumun o anki yapısına bağlı değildir. O anki yapısı düşünülerek indirilmiş değildir. Bir ana veya zaman dilimine sıkıştırılamaz. Tarihsel değil, tarih üstüdür. Kur'an Arap coğrafyası, Arap toplumu dikkate alınarak indirilmemiştir Atay Hoca'ya göre. Belli bir zaman ve mekan olarak belli bir dilimde, belli bir dönemde, belli bir mekanda yaşayan insanlar dikkate alınarak vahyedilmemiştir. Çağlar üstü ve tüm insanlığa hitap eder. Bu bakış açısıyla tarihselcilik Kur'an'ın anlam bütünlüğünü daraltan, onu belli yerlere sıkıştıran bir anlayıştır. Dolayısıyla bu anlayışı benimsemez Atay Hoca. Ayrıca Kur'an o zamanki Arap toplumu model alınarak inmiş değildir. Hazreti Peygamber de zaten Kur'an'ın iniş sürecinden haberdar değil. İnmeye başladığı andan itibaren ancak haberdar olmuştur. Allah Peygamberine dini yorumlama yetkisi hakkını vermiştir. Dolayısıyla bu demektir ki Allah insan cinsine Kur'an'ı yorumlama yetkisini de vermiştir. Tabii ki onu yorumlayacak. Ondan sonra da insanlar onu anlayacak. Ona göre hayatlarını tanzim edecekler. İbadetlerden namazdan biraz bahsetmiştim. Bunu biraz daha genişletirsek Atay Hoca'nın anlayışına göre namaz, oruç gibi ferdi bireysel ibadetler Allah'la kul arasında olur. Hiç kimseyi ilgilendirmez. Hesabı da Allah'la kul arasındadır. İbadetleri bir Müslüman için, gerçek bir Müslüman için yeterli saymaz. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükran borcunun
ifade ediliş tarzıdır namaz. Asıl olan kamusal alanla ilgili bir kısım görevlerdir. Bunlar da işte o görevler hakkaniyetli, adaletli, liyakatli, vicdanlı, ahlaklı işler yapmak suretiyle ancak olur. Kur'an'daki işte iman edin ve insanların yararına işler yapın. Salih amel dediğimiz şeyler. Allah'a iman edip dosdoğru iş yapanlar işte cennete ulaşacak olan onlardır. Yani burada Hatice'ye göre işin hakkını vermek çok önemli bir unsurdur. Yani yaptığın işin hakkını vermek. İşin hakkını vermek o kadar önemlidir ki oradan da şu sonuca varılır. İşin büyüğü küçüğü olmaz. Büyük işler küçük işlerin üzerine bina edilir. Küçük işler sağlam temeller üzerine kurulmuşsa büyük işlerde daha sağlıklı bir zemin üzerinde yer bulmuş olur. Bu bakımdan bu insan hayatında çok önemli. Özellikle kamusal alanda yapılan işler, işlerin hakkını vermek çok önemli. Orada işin hakkı verilmediği zaman, adaletli, liyakatli, ehliyetli iş yapılmadığı zaman ondan doğacak zararların doğuracağı felaketlerden Allah korusun. Çünkü ferdi ibadetler dediğimiz gibi Allah'la kul arasında insanların Allah'ın verdiği nimetlere karşı ona duyduğu şükran borcunun bir ifade ediş tarzıdır. Hiç kimse ilgilendirmez. İkinci, üçüncü şahısları ilgilendirmez. Allah'la kul arasında olan bir şeydir. Ama kamuya yönelik yaptığınız işlerde, yaptığımız işlerde onun hakkını veremezsek insanların hakkı da doğar bizim üzerimizde. Çünkü dinin hedefi dünya ve ahiret mutluluğudur. Devletlerin hedefi de insanları dünyada rahat ve huzur içinde yaşatmaktır. Onun için altyapı işleri yaparlar, yollar yapılır, hastaneler yapılır, eğitim hizmeti, adalet hizmeti vesaire. Niçindir bunlar? Dünya, geçici dünya hayatında insanlar sağlıklı, huzurlu, rahat bir şekilde yaşasınlar diye. Dolayısıyla dinin de hedefi bu. Dünya ve ahiret mutluluğu. Zaten ahiret dünyada elde edilen bir şey dine göre. Dolayısıyla işin hakkını vermek çok önemli. Dinin kolaylık noktası üzerinde de durur. Fıtrat dini olması onun kolaylığının da bir sonucu der. Ayrıca Hazreti Peygamber'in de bunun konu üzerine çok durduğunu söyler. Fakat buna karşılık bizim ulema dini zorlaştırmayı yani iyi Müslüman... Bak sonra da canlarda hep dolmuş o binalarda. Karşı... Mustafa Hocam sesinizi yanlışlıkla kapattık. Bir yanlış bir ses. Evet tamam. Tekrar açar mısınız? Mustafa Hocam'ın tamam, sesini. Açıyorum. Tamam. Evet. Yani din kolaylıktır ama ulema dini zorlaştırmayı iyi Müslüman olmanın gereği gibi algılayıp zorlaştırmıştır der. Bunun örneklerini hayatta da çok görürüz. Ben de çok karşılaştım. Yani bazı hocalarla özellikle Diyanet'teyken konuştuğumuz zaman ya kardeşim bunun şu taraftan anlatsanız topluma efendim onu anlatırsak o çok kolay olur. Kolay tarafına kaçarlar. Ondan sonra da işte şöyle olur böyle olur. Dinin öngördüğü bir hakkı başkaları onu daraltma yönünde bir gayret sarf ederlerse ondan da bir şey çıkmaz. Buna örnek olarak hocanın meşhur sahur vaktiyle ilgili düşüncesinden iki cümleyle bahsedeyim. Bir makalesi vardır hocanın sahur vaktinin tayin ve tespiti. İlahiyat Fakültesi dergilerinin birisinde çıkmıştır. Uzunca bir makaledir. Hocanın orada özetle söylediği şey, yani biz sahur vaktinden 2 saat önce oruca başlıyoruz aşağı yukarı der. Bu bir zorluktur. Gereksiz bir zorluktur. Fıkha göre güneşin doğuşuna 30 dakika kalaya kadar yenebilir der hocam. Hatta güneşin doğmasına yakın zamana kadar diyenler de vardır. O makalede pek çok bu konudaki işte ulemanın bu konuda hadis olarak zikredilen şeyleri de ifade eder. Akşam iftarı hangi aydınlıkta yapılıyorsa sabahın o aydınlığına kadar da yenip içilebilir.
diyen ulema da bir hayli fazladır. Aslında gün hocaya göre güneşin doğuşuyla başlayıp güneşin batışıyla biten bir zaman dilimidir. Ama işi o kadar uzun boylu götürmez. Güneşin doğuşunu almaz. Ondan işte bir 40 dakika kadar öncesine kadar rahatlıkla yenip içileceğini söyler ve kendi hayatı boyunca bunu uygulamıştır. Bu bana da uyar ama ben pek yapamam. Burada da bir anekdot anlatayım. Bir gün hoca, ben lavaboda fakültede elimi falan yıkıyorum. Bir asistan arkadaş da abdest alıyor. Ayağını kaldırmış lavaboya, işte zar zor yıkamaya uğraşıyor. O ara Atayoca girdi içeri. Aha şimdi dedik, şey başladı. Sen dedi, işin gücü yok mu ya dedi. Vaktin bu kadar faz mı böyle uğraşıyorsun buralara abdest alacağım diye. Gidip dersine bakmasın etmesin. Tabii arkadaş bilmiyorum şimdi kimdi, anladı hocam demek istediğini. Dedi ki hocam sizin dedi bu konudaki düşüncenize aklım yatıyor ama buram uymuyor. Ha dedi o zaman sen yıka. Dedi çıktım. Bu da enteresan bir şey. Yani illa bu böyledir, böyle yapın şeklinde bir anlayış hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü bir vicdan işi olduğunu biraz sonra da belki bahsedeceğim başka bir vesileyle söyler. Ve o vicdani konuda insanların tatmin olmasıdır asıl olan. Zorla bir şey yapmanın bir anlamı, bir mantığı olmaz. Bir başka ifadesi, bu da belki biraz şey gelebilir bazılarına. Fıkhın tasallutundan, dini fıkhın tasallutundan kurtarmadıkça biz felaha ermeyiz. Alın size şimdi bir şey daha, hoppala bir laf. Bunun fıkıhla din ilişkisinden daha önce biraz bahsettim. Burada tabii demek istediğini arkadaşlarımın hepsinin anladığını da düşünüyorum. Yani fıkıh bizim için saygındır, değerlidir. Ona müracaat ederiz ama orada ne yazıyorsa onu alıp da yürümeyiz. Onu alıp da yürüdüğümüz zaman oluruz bazılarının söylediği gibi işte şimdi isimlerim. Kader Atayoca'ya göre iman esaslarından değildir. İman esaslarını işte saydığımız zaman Allah'a iman, peygamberlere, meleklere vesaire, ahiret gününe, kaderin ve hayrın Allah'tan olduğunu falan. Şimdi hocanın doktora tezi Kur'an'a göre iman esaslarıdır. Oturmuş hoca kendi biraz önce bahsettiğim o Kur'an ayetlerini kendi bağlamında ve Kur'an bütünlüğü içinde baştan sona uğraşmış, iman esaslarını tespit etmiş. 1, 2, 3, 4, 5 altına bir çizgi çekip toplamını almış. 5 çıkıyor. 6 çıkmıyor. Bu yayınlandığı zaman tabii büyük şeylere yol açtı. İşte öyle kaderi inkar etti de öyle oldu da böyle oldu da. Ya hoca işte açıklamalar da yaptı. Ben Kur'an'a göre iman esaslarını tespit ettim. Ben bu kadarını buldum. Siz bulabiliyorsanız getirin, beraber görelim nasılmış. Tabii bu kader konusunu daha önce zannediyorum konuşmuştuk. Burada şimdi ona girmeyelim. Kaderi iman esaslarından kabul etmek, sosyal hayatta yaşadığımız pek çok olumsuzlukları da ortaya çıkarıyor ve onları izahta da güçlük çekiyoruz. Her işi Allah'ın, özellikle bizim sorumluluğumuzda olan birçok işleri Allah'ın takdirine bağlayıp oradan sıyrılmayı biz bir kolaycılık, bir marifet zannediyoruz. Ama hiçbir zaman artık o da geldi, tıkandı. Yani bundan böyle bu tür söylemlerin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Toplumda, insanlarda, özellikle gençlerde hiçbir karşılığı yok. Basittir olay. Bilim bize fay hattı diye bir şey göstermişse oraya yerleşim yapmamak lazım. Şayet yapılacaksa onun da hangi şartlarda yapılacağını onu da söylüyorum. Yani öyle binalar yapılıyor ki 7.5-8 şiddetindeki depremde bile ayakta durabiliyor. Biraz sarsılıyor o kadar. Önemli olan insan hayatının oradan sağ olarak insanların çıkabilmesi. Bütün bunları yapma. Ondan sonra da kadere aşkın bir varlığa havale et. Oradan sıyrıl. Yok öyle bir şey. Boşanma meselesinde bu talak işini, hoca işte boş ol demek öyle boşanma falan olmaz. Bir akit nasıl gerçekleşirse bozulması da o şekilde olur. Yani mahkeme esaslı boşanmanın Kur'an'a daha uygun olduğunu ifade eder hoca. Kadın ve erkek şahitliği arasında bir fark olmadığını söyler.
işte unutma türü bir kısım gerekçeler. İnsan için, erkek için de geçerlidir. Erkek unutmaz. Öyle kadınlar vardır ki 50 sefer insanı erkeği solda bırakır. Adet gören kadınlar rahatsızlık hissediyorlarsa şayet oruç tutmazlar. Hissetmiyorlarsa oruçlarını muntazaman tutarlar. Bu da birçok yürütüye sebep olmuş bir görüştür. Abdesti namaz için şart kılar Atay Hoca. Ama Kur'an için şart değildir. Kur'an okumak için hiçbir şart yoktur ona göre. Abdestsiz, hayız halinde, cünüp halinde bu hallerde Kur'an okumaya mani bir durum yoktur der. Yeter ki sen Kur'an oku. Bu tür işte kısıtlamalarla insanlar Kur'an'dan uzaklaştırılmıştır diye bir düşünceye sahiptir hocam. Orucu bozmanın kefareti 61 gün kefaret diye bir şey yoktur. Kur'an'ın hiçbir temeli yoktur. Fukaha bunu öyle yazmıştır. İnsanları böyle orucu bozdu diye 61 gün şeye çekmenin hiçbir anlamı yoktur. Dinin ruhuyla, özüyle o yüce söylemiyle bağdaşmaz. Hocaya göre İslam dini dinle devlet ayrımına da yol açar diye biraz sanki bu laik dediğimiz düzene kapı açan bir düşünceye sahip olduğuna dair bir işaret de görülebilir. Tabii bu işte halife, kral, işte sultan her neyse bunların tahakkümünden bu ayrım sayesinde ancak kurtuluruz düşüncesi vardır burada. Şura üzerinde de durur. Şura çok önemli bir kavram, istişare. Kur'an'ın emridir. Kur'an istişare ederseniz iyi olur demez. İstişare edin de. Bir emirdir, tavsiye değildir. Etsen iyi olur demez. Şura ortak akıl demektir. Ama gerçek anlamda istişarenin bir altyapısının, bir tabanının olması lazım. O taban da insanların düşündüklerini hiçbir şeyden çekinmeden her ortamda rahatlıkla ifade edebilecekleri bir tabandır. Böyle bir ortamda istişare yapılabilir. Yoksa efendim ben onu söylersem acaba öyle mi anlarlar, öyle mi anlarlar, öyle mi olurum, beni öyle mi yaparlar, şöyle mi yaparlar düşüncesiyle söylenen ifadeler, sözlerin hiçbirisi istişari anlamda bir kıymet ifade etmez. Bizde genellikle yapılan bu tür işte legalugalardır. Hocaya göre istişareyi biz çok hafife aldık. İstişareyi kurumsallaştırıp hukuki bir yapıya kavuşturmamız gerekirdi. Çünkü gerçekten ortak akıl istişare her şeyin çözümünde bize inanılmaz bir Kur'an'ı kolaylık sağlayan bir kavram. İnsan hocaya göre Kur'an insanı merkeze alır. Onun için insanın kişilikli, dürüst, adaletli, hakkaniyetli, ahlaklı olması lazım. Çünkü her şeyin merkezindedir. Modern siyaset de insanı merkeze alır. Daha doğrusu insanı merkeze alan siyaset daha başarılı olur. Çünkü bu inanç açısından da bir destek bulur. Yani her şey insanın mutluluğu için, dünyada huzurlu, mutlu yaşaması için olduğuna göre demek ki insan eksenli bir siyaset bizim inancımıza da daha uygun. İtaat konusu, yönetime itaat İslam tarihinde genelde yönetimler ihtilallerle kanlı bir şekilde el değiştirdiği için ulema yöneticilerin meşruluğunu kabul etme yönünde bir eğilimde olmuşlardır. Yöneticiye itaat Kur'an'ı bir hüküm. Ancak yönetici fasık da olsa ona itaat etmek vaciptir gibi bir kısım yani böyle nasıl diyeyim hiç akla mantığa ve Kur'an'ı ilkelere sığmayan bir kısım şeyleri de biz fıkhi külliyat içerisinde bulabiliyoruz. Ya bir insan herhangi normal bir insan için adaletli, ahlaklı, liyakatli, vicdanlı olmasını istiyorsak o insanları yöneten en tepede olan kişinin bu prensipleri çok daha
içselleştirmesi gerekir ki insanları o prensipler çerçevesinde hakkaniyetli, adaletli, liyakatli bir şekilde yönetebilsin. Bu tabii ulemanın belki de iyi niyetle işte yönetim noktasında bir kısım zaafları yönetimi uyarma noktasında da başarılı olamadıkları için ona itaati kısa yoldan öngörmüşler ama sonunda da işte fasık da olsa, facir de olsa ona uymak vaciptir gibi bir garabet ortaya çıkmıştır. Bir şeyden de bahsedip bırakayım. Bir saati aşağı yukarı doldurmuş olacağım. Bu zorunlu din dersleri meselesi Türkiye'de çok tartışılmıştır, konuşulmuştur. Benim hocanın asistanı olduğum dönemde olduğu için bu. Ben de onu birebir yaşadım. 1980 ile 82 yıllar arasında Hoca İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yapıyordu. 12 Eylül ihtilali olduktan bir müddet sonra oturdu hoca bir kaç sayfalık bir layiha, bir yazı yazdı. Dedi ki işte okullarda din dersini mecburi bir şekilde okutalım ve bunu anayasaya madde olarak koyalım. Anayasa çalışmaları falan başlamıştı ona da var. Bunu yazdı, ben de her zamanki gibi düzelttim, daktiloya çektim, onayını aldık ve fakültedeki sadece profesörlerim, o zaman 8-10 tane profesör zannediyorum vardı o dönemde, onların da isimlerini yazdık. Dedi ki sen bunları dolaştır, imzalat hocalara. Önce kendisi imzaladı. Ben birkaç hocaya gittim, dediler ki ya bu nedir, siz ne yapıyorsunuz? Fanınızı mı yediniz böyle, şimdi böyle zamanda işte buraya, nedir bu falan? Öteki de belki de söyleyince birkaç kişi götürdüm, dedim ki böyle kaç kişiye gittim ama böyle oldu. Kızdı hoca, dedi çıkar onların hepsini, benim imzamı koy. Koyduk imzasını, imzaladı, onu şeye ulaştırdık. Kenan Evren'in bir yaveri vardı, ilahiyat mezunu, Ankara ilahiyat mezunu, albaydı o zaman. Onu çok severmiş Kenan Evren, ismini şimdi hatırlayamadım ya, bilim ucunda ama. Onun vasıtasıyla ulaştırdık. Oradan başlayan bir dizi çalışmanın başlangıç noktasıdır bu. Komisyonlar toplandı, o toplandı, bu toplandı, birçokları karşı çıktı. Yani İlahiyat Fakültesi'nden de karşı çıkan birçok hocalar oldu. Sonuçta bu anayasa hükmü olarak yer alınca herkes sahiplendi. İşte biz de onun şurasından da tutmuştuk da burasından da tutmuştuk da ama hiç kimsenin tutanları da biliyoruz, tutmayanları da biliyoruz ama o işin tarihin şeyinde kalmış bir şey. Onların dedikodusunu yapmanın da bir anlamı yok. Hocanın oradaki gerekçesi, yani bu çocuklara dinin doğru, düzgün bir şekilde okullarda öğretelim. Diğer dersleri öğrettiğimiz gibi orada da öğretelim. Yoksa merdiven altlarında, orada burada farklı unsurların telkinleri içerisinde yanlış birçok fikirlere sahip olmasınlar, yanlış din bilgisi almasınlar gerekçesiyle çıkılan bir şey. Ondan sonra tabii bu doğru mudur, eğri midir, başarılı oldu mu, olmadı mı, ne kadar oldu, ne kadar olmadı hep tartışılabilir. Çok tartışılmıştır, hala da tartışılır. Hatta öyle bir çıktı ki o bütün Müslüm gayrimüslimler bu zorunluluk içine girdiler. Ondan sonra da yavaş yavaş başlandı ki bakıldı ki olmuyor. Yani gayrimüslimler niye o dersi alsınlar, almak istemeyenler için ayrı bir şeyler bulundu vesaire. Kitaplar yazıldı, şu oldu, bu oldu. Çok başarılı bir şekilde yürütüldüğü söylenmez. Ama bir şeydi, bir faaliyetti. Yani bu da hocanın gayretiyle o zor şartlarda olmuş, oluşturmuş bir şey. Böylece bir kısım günümüzde de konuşulan temel meselelerle ilgili hocanın kendine ait düşüncelerini ben burada aktarmaya çalıştım. Bunlar bazılarına aşırı gelebilir, bazılarını tatmin edebilir, bazılarını etmeyebilir. Hiç önemli değil. Önemli olan bir düşünürün, hayatını bu işe vakfeden bir mütefekkirin, içimizden birisinin düşünceleridir bunlar. Bizde değerli arkadaşlar, kendi insanımıza çok fazla değer vermeyiz. Bizim gençliğimiz, işte Sayın Bakan'ın bilir, pek çok arkadaş da bilir. İşte değişik kişilerin İslam'da hükümet, İslam'da devlet, işte İslam devleti, şeriat devleti, bu kitaplarla geçti.
Sonra baktı ki yani İslam bir devlet modeli öngörmemiş. İslam'da devlet, İslam'da hükümet diye bir şey yok. Ne var? Peygamberimiz vefat etti. Ondan sonra insanlar, Müslümanlar toplandı bir yerde. Başlarına birini seçtiler. Ondan sonra o vefat edince başka birisi seçildi. O vefat başka birisi. Hepsi farklı usullerle seçilip geldi. Niye? Kur'an'da bu konuda bir belirlemiş bir şey yok. Yani başınıza şöyle birini seçin diye bir şey yok. Ne var? İlkeler var. İstişare demiş, adalet demiş, liyakat, ehliyet demiş. Bu ilkeleri koymuş. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman, başınıza birini seçmek durumunda kaldığınız zaman bu ilkeler ışığında oturun, istişare edin adam gibi. Biraz önce bahsettiğimiz sağlam zemin üzerine istişare edin, başınıza birini koyun. Çünkü başta birisi olmazsa anarşi olur, yönetim olmaz. Bütün bunlarla vakit geçirdik, zaman geçirdik. Birbirimizle işte dövüştük, vuruştuk. Halbuki bunları daha makul bir şekilde tartışabilseydik, işte hocanın yaptığı da budur. Düşüncelerini ortaya koymuştur. Katılan olur, katılmayan olur, benimseyen olur, benimsemeyen olur. Aklına yatar, gönlüne yatmaz. Hocanın da o zaman dediği, gönlüne nasıl yatıyorsa onu yap der. Ben tekrar kendisine rahmet diliyorum. Bu emekleri kesinlikle boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dediğim gibi insanlar vefatlarından sonra daha iyi anlaşırlar. Özellikle sağlığında da olsa son zamanlarda hoca daha iyi anlaşılmaya başlandı. Birçok şey yaşadıktan sonra. Ama bedel ödenmeden de bunlar elde edilmiyor. İşte hoca o bedelleri de ödeyen, ödeyerek gelen birisidir. Allah kendisine rahmet etsin. Burada ben bırakayım. O bu konuda başka hatıratı olan veyahut da ilavesi olan başka türlü izahlar getirecek olan arkadaşlar da varla mutlaka. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan, değerli arkadaşlara sabrınız için. Evet Mustafa Hocam, çok teşekkür ederiz. Yani çok çok zevkli bir sohbet. Çok verimli. Tabii ben Hüseyin Atay hocamızın, Allah rahmet etsin, en iyi tanıyan, onu en iyi anlayan, onu en iyi anlatacak kişi olarak Mustafa hocamdır diye. Hatta Şaban Ali Hoca, Düzgün Hoca gelmişti. Onunla da konuşmuştuk. O şimdi kelam bölümünün başında. Dedim onunla da biraz böyle şey yaptık mı, yani Mustafa Hoca Hüseyin hocamızı en iyi tanıyor. Gerçekten ben şöyle maddeleştirdim, yani o kadar çok temel şeyler söylediniz, hem yorumlayarak hem de doğrusu kendi meselelerimizi de epeyce konuşmuş olduk. İçinde yer alan Hüseyin Atay hocamızı anarken sağ olun, sizin hep düşündüğünüz, kafa yorduğunuz şeyleri de. Ben de yani Hüseyin Atay hocamızı, Mustafa hocam orada olduğu için hani bizim çok eskiden beri irtibatlarımız var. Yani az miktar tanıdım. Recep Yazıcıoğlu, Mustafa hocamın abisi. O çok severdi de. Benim Hüseyin Atay hocayla irtibatımı biraz da o duruma gelirdi bazen. İslam İlimler Fakültesi'ne hocanın geldiği olurdu orada falan için. Bana uğrardı. Orada beni bilirdi falan. Bizim Recep çok çok severdi. Onu rehber gibi kabul ederdi. Mustafa hocamın abisi, rahmetli abisi Recep. Ben de öyle biraz Hüseyin hocayla yakın oldum. Yani onun en çok bildiğim yönü şok metodudur. Yani o kendine az, o hani Mustafa hocam söyledi, son söyleyeceği ilk söyler. Çok fazla insanı da yormaz, ne tepki vereceksen verirsin. O onun şok metodudur gerçekten ve çok da verimli bir metottur. Direkt konuşur, kim ne diyecekse pek umursamaz. Kendisini kim nasıl yargılıyorsa yargılasın, onlara da çok iltifat da etmez. Belki takip bile etmez falan. Böyle bir
kendine has bir insandı. Allah rahmet etsin. Ama şu özelliklerine bakarsak, yani liseyi, üniversiteyi Bağdat'ta okuyor tabii. Yani birkaç baştaki biyografik şeyi de vermek istiyorum. Medrese okumuş önce tabii. Bir Karadenizli olması zaten başlangıçta bir medrese ve hafızlık avantajı sağlıyor. Erken yaşlarda. Lise, üniversite Bağdat'ta. Daha sonra İlahiyat Fakültesi. Sonra 2 yıl İsrail'de kalıyor. İbranice'yi de öğreniyor. Yahudiler için çok önemli bir kaynaktır. Mustafa Hocam ismini söyledi. Delaletül Hayrin. Onların şeyidir o, mütefekkiridir. Onu Arapça'ya evet, tercüme etmiş. Şimdi filozof, bize yeni Türkçe'ye tercüme edildi. Yakın zamanda basıldı o kitap. Evet. 2 yıl sonra şeyde kalıyor, işte Amerika'da, orada üniversitelerde değişik şeyler oluyor. Böyle de tabii çok yönden, çok zengin bir birikimle hayata başlıyor. Ve onun, şimdi ben burada tekrar saymayayım yani, doğrusu kendisinin şöyle dediğini de bana Şaban Ali Hoca şey yapmış, Mustafa Hocam da söyler. Yani o pek namazın kaza olacağı, yapılacağına inanmadığı için, kabul etmediği için vaktinde kılınacak. Yani bütün kolaylaştırıcı şartları kullanarak, çünkü namaz her durumda kılınabiliyor. Yani oturarak, yatarak vesaire, yani en zor durumda bile. Onun için o kazaya şey yapmıyor ama kendisi şunu demiş, ben yani buna inandığım için 40 yıldır hiç bir kazaya bırakmadım namazımı. Yani namazımı hep zamanında kıldım anlamında. Bir de sözünü söylemişlerdi. İlahiyat Fakültesindeki hocanın orada uğurlarken, arkadaşlar tanıtırken o tür şeyler de söylemişlerdi. Evet. Ben çok fazla şey yapmayayım. Burada söylenenler, Mustafa Hocam çok şey, yani böyle çok temel şeyleri gerçekten kısa kısa güzel üslubuyla anlattı. Arkadaşların söyleyecekleri vardır, soracakları vardır. Ama burada Şerafettin Hocam'ı şimdi göremiyorum. Tabii bir kelam bilgini olarak Şerafettin Gölcük Hocam buradaysa ve bir şey söylemek isterse, biraz rahatsız biliyorum ama eğer sağlığı el veriyorsa Şerafettin Hocam, sesinizde kapalı gördüm şimdi, bir şey söylemek isterseniz. Ama sesinizi açmanız lazım önce. Sesiniz kapalı. Şerafettin Hocam, ses kapalı. Tamam, şimdi açıldı. Benim için Allah rahmet eylesin, Hüseyin Atay Hoca Şeyhül Mütekellimin idi. Biz Şeyhül Mütekellimin'imizi Allah'a gönderdik. Hüseyin Atay Hoca gerçekten çalışan, üreten, Allah'ın kendisine vermiş olduğu aklı çok iyi şekilde şeriatın içerisinde kalmak kaydıyla kullanan birisiydi. Yani söylediği şeylerin, yani geçmiş literatürde bulmak mümkün değildi. Öyle düşünürüm. Dolayısıyla yani bir takım ruhsat dediğimiz kolaylaştırıcı şeyleri de insanların rahat bir şekilde İslam dini yaşamaları için yaptığı bir şeydi, faaliyetti. Allah belki bundan dolayı da kendisini ne yapacaktır? Hayırla, böyle rahmetiyle onu muamelede bulunacaktır diye düşünüyorum. Bunu rahmet Mustafa Sait Hocam'a da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Gerçekten şöyle bir ilim adamı, bir hocayı ancak bu şekilde güzel bir şekilde anlatılabilir. Çok güzel notlar tutmuş, çok güzel takip etmiş hocayı. Dolayısıyla onun için de hem sizi moderatör olarak hem de sunucu olarak ikinizi birden, Beşir Atalay ile Mustafa Sait Yecilioğlu'nu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Evet, güzel bir gece yaşadık, hoş bir gece yaşadık. Şöyle bir resmi geçit yaptı bütün meseleler. Allah ikinizden de razı olsun. Dinleyenlerden Allah razı olsun.
Peki hocam. Şerafettin hocam. Teşekkür ederiz. Sayın Bakanım bir cümle söyleyeyim. Şerafettin hocamı çok uzun zamandır görmedim. Burada görmekten çok mutlu oldum. Güzel tespitleri için de teşekkür ediyorum. Sağlıklı gördüğüm için de çok sevindim doğrusu. Daha sağlıklı, huzurlu nice günler dilerim hocama. Beraber Mustafa Bey, beraber yaşayalım inşallah. Evet, sağ olun. Bir anekdot ilave edeyim Sayın Bakanım. Buyurun, hocanın, buyurun hocam. Buyurun. Çok metodu dediniz de aklıma geldi şimdi. Bu 80 bir yıllarda dekan olduğu zaman bir ara ben de doçentliğiyle uğraşıyorum. Hep arada geldi, ne yapıyorsun? Çalışıyorum, gel dedi. İnerdik aşağıya dekanlığa, işte öyle otururduk. O ara Orta Doğu'dan bir bayan hocanın geldiğini söylediler. Gelsin dedi. Bayan hoca içeri girdi, işte daha selam kelam dedi ki ben Müslümanlarla ilgili falan daha sözünü bitirmeden bütün Müslümanlar işte bir şeydir dedi hoca, bir ifade kullandı. Kadın bir şöyle bir şey oldu. Ne olduğunu bilemedi. O ara dışarıdan çağırdılar hocayı. Ben de arkasından fırladım çıktım. Olaki Üniversitesi'den falan çağırırlar. Kadını o halde benim başıma kalırsa, ben hocanın demek istediğini biliyorum ama onun dediği gibi ona nasıl evirip çevirip de şey yapacağım, o şoktan nasıl çıkaracağım sıkıntı. Hocaya dışarıdan dedim ki gelecek misin içeri? Geleceğim dedi. Tamam, ben de girdim içeri. Sonra geldi hoca. Tabii anlattı. Ne kadar anladı, nasıl anladı bilemiyorum. İşte başta söylediğim, en sonda söyleyeceğini başta bu şekilde söyleyip bir kafayı allak bullak ettikten sonra doğru fikri zerk etmenin uygun olduğunu söylerdi hoca metod olarak. Artık evet. Metod bazılarına tatmin eder etmez ayrı bir konu. Evet. Herhalde gördüğüm kadarıyla bir Ömer Demir el kaldırdı şimdilik. Ömer Demir buyur. Hocam teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir sunum oldu. Biz uzun süre Ankara'da yaşamamıza rağmen Hüseyin Atay Hoca ile hiç karşılaşmadım ben. Yani kitaplarıyla karşılaştım da şahsen karşılaşmadım. Şöyle bir merak ettim. Acaba bahsettiğiniz bu mealle ilgili, mealde daha sonra anlam değişiklikleri yapardı. Hem mealle ilgili onu takip eden bir çalışma oldu mu? Yani Hüseyin Atay'ın kendi hikayesi bakımından daha önce şu anlamları verdiği, şunları daha sonra şu şekilde değiştirdiği, buna ilave olarak, buna aynı bağlamda acaba Hüseyin Atay Hoca'nın bu kadar yenilik, farklılık getiren, yorumlar yapan kişinin zaman içerisinde hangi fikirlerinden nasıl değiştiği, en son geldiği nokta itibariyle zamanında çok savunduğu ama sonradan hani çok da tutarlı bulmadığı, vazgeçtiği, böyle bir düşünce değişiklikleri var mıdır? Anlamlı düzeyde böyle farklılıklar var mıdır? Böyle bir toplantıda zikretmeye değer. Onu sormak isterim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ömer Hocam, bu mealinin Diyanet'in dışında da pek çok baskılar oldu. Atay Hoca'nın iki oğlu bir kızı var. Büyük oğlu mimardır ama mimarlıkta pek yapmadı. Babasının kitaplarıyla daha çok onların basımı yaymayla uğraştı. Faruk dedi. Onlar özel olarak o meali çok defa bastılar. Hoca o meal üzerinde, yani Diyanet'te neşredilen mealin üzerinde pek çok oynamalar yapmıştır bu dediğim şekilde. Hatta o oğlu bana demişti ki işte son yaptığı şeylerde baştan sona tekrar gözden geçirerek çok güzel bir baskıyla yapılmıştır o. Onlar da kendileri basıyordu galiba. Atay and Atay diye böyle bir yayın evi türü bir şey. Onu herhalde temin edilebilir. Onun dışında Ömer Hocam, Atay Hocam'ın çok üzerinde yıllarca durduğu bir Arapça-Türkçe lügat çalışması var. Onun bir iki cildi çıktı. Fakat ondan sonra onu çok daha değişik tarz, çok emek verdi ona. Tekrar ele aldı. İnce ince onu bitirdi. Tarih kurumu veyahut da kültür kurumu muydu? Onu basacaktı. Fakat işte olmadı bir türlü. Şimdi oğlu ile görüşüyorum ben zaman zaman. Onu derleyip toplayıp basacaklar. Çok iyi bir baskıyla basacaklar. Yani Türkçe, Arapça olarak onun üstünde bir sözcük herhalde olduğunu sanmıyorum. Olacağını da sanmıyorum.
Zaman içerisinde ona çok sağlıklı cevap veremem Ömer Hocam. Çünkü ben biraz koptum akademiden, bildiğiniz gibi bu işte bürokratik görevler, siyaset vesaire falan. Sayın Bakanımın benim dediği gibi Şaban Ali Hoca, işte ondan sonra İlhami Güler, bunlar son zamanlarında daha çok birlikte oldular. Öyle bir değerlendirmeyi onlar daha sağlıklı yapar. Bu din dersi meselesini hoca tabii zaman içerisinde çok iyi niyetle, iyi sonuçlar verecek düşüncesiyle çok yoğun emek vererek yaptığı, vesile olduğu bir şeydir. Ama daha sonra çok da istediği şekilde olmadığını görmenin mutsuzluğunu yaşadığını biliyorum. Onun dışında bu itikad, bahsettiğimiz konularla ilgili çok köklü bir değişikliğe geçeceğini sanmam. Çünkü çok sağlıklı bir muhakemesi vardı. Bir şeyi ortaya koyduğu zaman onu özümseyerek koydu. Fakat dediğim gibi diğer arkadaşlarla bir sohbet imkanı olursa onlar tabii çok daha iyi bu söylediğiniz şeyi cevaplayabilirler. Teşekkürler. Evet. Kim el kaldırıyor? Nurullah Bey buyurun. Hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Öncelikle böyle değerli bir hocamızı programı aldığın için size ve bunu bize çok güzel şekilde anlattığı için hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir sohbet dinledik. Çok sık sık dile getirdiği için sormak istiyorum hocam. Hani hocamızın en belirgin özelliklerinden birisi şok metodu uygulaması. Ve bunu Beşir Hocam sizi verimli de buldunuz ama benim şöyle bir kanaatim var. Bilmiyorum hocamız ne kadar katılır. Hocamızın bu şok metodu sanki hocamızı daha geniş kitlelere ulaşmaktan engellediği gibi bir kanaat var bende. Yani o metot üzerinden kullandığı işte akıl vakit çatışmasında akıl tercih edilir ya da işte kader imanının bir parçası değildir gibi hani altı aslında çok rahat doldurduğu düşünceleri ne kurban gitti hocamızın genel ilmi, genel daha geniş kitlelere ulaşma imkanı diye bir kanaat var bende. Buna katılır mısınız? Bunu sormak istedim. Teşekkür ederim Nurettin Bey. Bu şok metodu dediğimiz şey, yani bunu her gün böyle bir şok verir gibi algılamamak lazım. Yani böyle yeri geldiğinde böyle bir tarzı vardı diyelim. Hocanın geniş kitlelere ulaşamamış olması doğrudur. Doğru bir tespittir hocam. Nurullah Bey. Bunun sebeplerinden bir tanesi hocanın güçlü bir hitabeti yoktu. Kalemi de çok güçlü değildi. Ben çünkü sabahlara kadar çektiğimi ben bilirim o yazıları düzeltmek için. Bir şeyi düzeltmek yeniden yazmaktan daha zordur. Çünkü onu ifade ettiği anlamı kaçırmamak lazım. Onun hassasiyetlerini korumak lazım vesaire. Şöyle bir ifadede bulunabilirim. Hocanın bir kısım düşüncelerini alıp onları ambalajlayıp çok daha işte kitlelere sunabilecek bir hale getiren meslektaşlarımız olmuştur. Bunlardan bir tanesi de rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'tür. O hocadan beslenmiştir. Hocadan aldığı bir kısım şeyleri işte ambalajlayarak daha farklı formatlara sokarak bir hayli şey yapmıştır. Bir noktaya kadar referansta bulunurdu ama ondan sonra insanlar biraz havalanıyorlar. Ondan sonra da kendi başlarına bazı şeyleri sahiplenip gidiyorlar. Geniş kitlelere ulaşması noktasında bu iki unsuru ben biraz öne çıkarmanın doğru olacağını düşünüyorum. Yani iyi bir hatip değildi hocam. Natıka ayrı bir Allah vergisi. İşte yazı konusu da öyleydi ama muhakeme çok güçlü olduğu için onu zaten birçok ünlü düşünürler, fikirlerini söylerler. Bir kısmı yazı işi yani edebi yönü çok güçlü değilse onu alıp kompoze ederek o fikirler o şekilde daha kolaylıkla yayılabilirdi. Şimdi işte çocukları biraz da o konuda da sade Kur'an meali değil, birçok kitaplarını yeni baskılarla, ilave şeyleriyle, hocanın başka ilaveleriyle
aşağı yukarı hepsini bastılar. Çok iyi baskılarla. Teşekkür ederim Murat Bey. İyi bir noktaya. Evet, sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Sayın, sağ olun. Cumhurbaşkanımız da bu arada anmayı unuttum ben. Abdullah Bey de toplantımızda. Bunu da şey yapmış olayım. Evet. Teşekkür ederiz katıldığı için. Hürmetlerimi sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Evet. Epey zamandır görüşemedik. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Geçen hatta görüştük Nazım Hoca ile bir Ali İbiş'le bir ziyaretine gidelim arayıp da inşallah kısa zamanda onu da gerçekleştireceğiz. Evet, sağ olun. Evet arkadaşlar, başka bir şey söylemek isteyen, sormak isteyen var mı? Ben bir el kaldırma görmüyorum. Şamil Öcal var. Şamil Hoca söz istiyordu. Şamil Öcal var. Mustafa Çetin el kaldırıyordu. Mustafa Çetin var ondan sonra. Şamil Öcal New York'tan katılıyor. Evet, filozof olarak. Buyur. Teşekkür ederim. Hocamız gayet güzel bir şekilde şeyin Atay hocamızı anlattı. Ben de kendisinden ders aldım doktora döneminde. Ve doktora konunun seçmesinde özellikle bana çok yardım etti kaynak bulmada, yönlendirme konusunda. Ben hocama bir şey sormak istiyorum bu konuda. Özellikle mealle ilgili. O meal bildiğim kadarıyla Yaşar Kutlay'la birlikte yazmışlardı. Şimdi daha sonra kendi başına bastı ama orada nasıl bir metod izlendi acaba? Yaşar Kutlay'ın yazdıkları nereye gitti? Veyahut da onu nasıl çıkardı oradan? Bu soruya ilaveten bir de ben şunu ilave etmek istiyorum. Yani bu şok metoduyla ilgili. Aslında hocanın gayet şok metodu dışında makul, çok makul olan açıklamaları gündemle ilgili, efendim uygulamalarla ilgili. Mesela benim derslerden hatırladığım şeylerden birisi şuydu. Özellikle sanırım 1950'li yıllarda bu Hacı Bayram Camisi'ndeki cenazenin kılınması, Yargıtay üyesiydi herhalde, Yargıtay Başkanı'nın reddi konusunda. Mesela onunla ilgili şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bir cenaze camiye getirilmişse sahipleri tarafından, o dedi Müslüman olarak kabul edilirdi. Bunu kimsenin eleştirme hakkı yok, reddetme hakkı olamaz dedi. Yani toplumsal bir şeydir bu cenaze namazı dedi, farz-ı kifaye olarak. Bunu da burada ilave etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Kamil Hocam teşekkür ediyorum. Seni daha gençleşmiş gördüm ya. Evet. Uzun zamandır görüşemedik. Şimdi çok doğru. Bu ilk Diyanet'in bastığı meal merhum Yaşar Kutlay ile birlikte yapılan bir çalışmadır. Yaşar Kutlay'ın tabii ki Arap diline olan hakimiyeti hoca kadar değildi. Yaşar rahmetlinin üslubu çok düzgündür. Rahmetlinin bize ikinci sınıfta derse girmişti. Yani çok enteresan bir şeydir o. Çok güzel bir insandı, yiğit bir insandı Yaşar Kutlay. İkinci sınıfın sömestrisinde Mersinliydi hoca zannediyorum. Mersin'de arkadaşlarıyla, tekneyle balık tutmaya mı veya açılmışlar neyse oradan kayboluyorlar. Ondan sonra da hiçbir haber alınamıyor. Tabii biz çok üzüldük. Fakülte büyük bir üzüntü içindeydi. Bir müddet sonra dış işlerinden bir bilgi gelmiş dekanlığa. Dekan sınıfları gezerek bu bilgiyi bize iletti. Dedi ki bulunmuşlar. Salimen birkaç gün içinde dönecekler şeklinde bir bilgi. Neydi o? Anlayamadık. Ondan sonra tabii arkadan bir şey çıkmadı. Hocamız orada kayboldu. Daha sonra ben de şimdi Şamil Hoca söyleyince yani bu ne zaman acaba hoca üzerine aldığını herhalde vefattan sonra hoca tekrar üzerinde çalıştıktan sonra mıdır tam da bilemiyorum. Dolayısıyla ona çok net cevap veremeyeceğim Şamil Hoca. O tabi cenaze olayıyla ilgili söylediğin şey doğrudur. Yani bana da sorsanız aynı şeyi söylerim. Tabii en son hocanın bahsettiğim defalarca basılan meali son dönemlerde basılanları artık tamamen kendisine ait gibi görmek lazım onları. Çünkü o beraber çalıştıkları zaman da zaten işin ana omurgasını Atay Hoca götürürdü. Yaşar
Kutlay Hoca da üslup yönünden tabii o da önemli bir faaliyettir. Üslup iyi olacak ki meal ona göre başarılı olabilsin. Belki çocuklarına sorarak bir şey öğrenilebilir. Ben aklıma takıldı. Ben de bir bakarım ona Şamil Hoca. Evet. Mustafa Çetin. Evet Mustafa Bey. Herkese hayırlı akşamlar. Hocama da çok teşekkür ederim. Şimdi Hüseyin Atay Hoca'ya da Allah rahmet eylesin. Ben de rahmet dilemiş olayım. Bir İslam aleminden hareketle bir İslam düşünürü diyebilirsek Hüseyin Atay Hoca'ya, bir kendine özgü bir çığır açmış mıdır İslam düşüncesine? Yani bu ilahiyat özellikle yani akademide veya İslam düşünce hayatında sürekli atıf yapılacak, referans gösterilecek bir çığır bir inşa edebilmiş midir? Sizin fikirlerine katıldığınız söylediğiniz, yani Hüseyin Atay ekolü diyebileceğimiz bir çizgi inşa edebilmiş midir? Bu devam eder mi? Peki. Evet. Mustafa Hocam buyurun. Şimdi Mustafa Hocam, Sayın Valim, Türkiye'de çığır açmak kolay bir şey değil. Yani bir fikir söylemek bile kolay bir şey değil. Başta da söyledim zaten bunun bedelleri vardır. Bunlar bedel ödetecek şeylerdir. Ama ben bir çığır açtığını düşünürüm. Biraz önce bizim gençliğimizde işte değişik mütefekkirlerin eserleriyle beslendiğimizi söyledim. İşte Mevdudilerden, Seyyid Kutuplardan, onlardan yapılan tercümelerle ne kadar başarılıydı, nasıldı onu da bilmiyorum. Bütün onlarla şeyimizi doldurduk. Dağarcığımızı doldurmaya çalıştık. Halbuki onların çözümlemeleriyle bizim kendi düşünürlerimizin, mütefekkirlerimizin ortaya koydukları farklıydı. Farklıydı derken farklı ortamlarda farklı düşünceler üretilir. Mesela bunların birçoğu özellikle mesela diyelim ki Hasan Hanefi Mısır'da bütün her şeyi bağımsızlık üzerine kurar. İşte Tanrı'nın varlığını da bağımsızlıkla birleştirir. İşte ekmeği Tanrı ile birleştirir vesaire. Çünkü bunlar sömürgeleşmiş ülkelerdir. Bakış açıları farklıdır. Fakat biz sömürge hiç olmadık. İslam dünyası içinde sömürge olmayan, başkaları tarafından sömürülmeyen iki ülke vardır. Birisi Türkiye'dir, birisi de İran'dır. Dolayısıyla bu iki ülkenin özellikle İran'ın kültürel hayatı çok canlıdır bildiğiniz gibi. Türkiye'nin de canlıdır ama biz onları çok kale almadık. Toplum olarak kale almadık. Biz derken kendimizi kastetmiyorum. İşte yabancı Müslüman olmuş İngilizlerin kitaplarına, tercüme edilen kitaplarına, Fransızların, Rodinson'ların kitaplarına gösterdiğimiz ilgiyi kendi mütefekkirlerimize göstermedik. Yani bu çığır tabii bunlarla açılır. Biz biraz kompleks sahibi şeyler yaşadık, çok dönemler yaşadık. Onlara daha çok önem verdik, önemsedik. Kendi düşünce adamlarımızı çok fazla kale almadık. Hüseyin Atay tek kişi değildir. Allah uzun ömür versin. Said Hatipoğlu hocamız da benzer bir örnektir. Bu konuda başka mütefekkirlerimiz de vardı. Yani ilahiyat camiasının dışında İslam kültürüne evrensel katkı sunan birçok düşünürlerimiz vardır. Dediğim gibi biraz önce Sayın Bakan'ın bahsettiği Şaban Ali, Düzgün, İlhami bunlar değerli insanlardır, iyi beyinlerdir. Problemleri olan, bir şeyleri çözmeye çalışan insanlardır. Başka arkadaşlar da var, işte Mahmut var. Bu arkadaşlar tabii hocanın öğrencileri, beraber mesai yaptığımız arkadaşlar. Bunların yaptıkları, ettikleri tabii ses getiriyor ama aynı zorluğu onlar da çekiyor. İlhami'nin bununla ilgili söylenenleri falan belki duyuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Halbuki tek çabası bir şeyleri düzeltebilme yönünde kafa yormaktır. İşte bu kafa yormanın da bedeli dediğimiz gibi oluyor. Yani Hüseyin Atay çizgisi bir anlayışı vardır. Belki çok somut bir şekilde ortaya konmamıştır ama bundan sonraki dönemde zannediyorum onun fikirleri çağımızla uygun bir halde daha da gelişerek
devam edecekti. Ben ona inanıyorum. Evet. Peki, sağ olun hocam. Bu iki kişi söz istiyor. Hülya Terzioğlu söz istiyor hocam. Evet, ben de onu not aldım. Hülya Terzioğlu, buyurun. Hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da, bakanlarımıza, hocalarıma ve bütün katılımcılara hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Deniz'de Bekir Topaloğlu rahmetli hocayla yüksek lisans ve doktora yapmıştım. Hasreten onun için bağlanma ihtiyacı duydum. Çünkü derslerimizde çok sık Hüseyin Atay hocaya rahmetliye gönderme de yapardı zaman zaman. Her ikisi de hem yaşları da yakındı ve Karadenizli olmaları. Artı işte kelamcılıkla birleşiyor olmaları, aynı disiplinde birleşiyor olmaları. Acizane benim tespitim aslında hem Bekir hocamın hem Hüseyin hocamın yazdıklarından en azından bunu görüyor idim. Çok örtüşen hususlar vardı. Fakat biraz üslupları, kişilik farkları belki bu tefriki yapıyordu. Yoksa epeyce konuda birleştiklerini görüyordum. Pratik bir iki örnek vermek gerekirse, örneğin Bekir hocam bana direkt bunu söylemişti. Yani hatta çok bu konuların çok da dillendirilmediği o 90'lı yıllarda söylemişti. Özel dersler yaptığımızda, ben 1996'da mezun oldum Marmara İlahiyat'ta ama lisansta da zaman zaman hocamın yanına giderdim. Yani çorabın üzerine meshedilebileceğini ben ta o yıllarda Bekir hocamdan da duymuştum örneğin. Hatta bana derdi ki yani mesela hanımlar derdi Hülya daha çok beğenilme fıtratlarında var, beğenilme arzusu, bunun duyulmasını istemeleri hanımlarda daha fazla var. O yüzden bir kadın teşhire kaçmadan yani merak uyandıracak sınıra kadar süslenebilir ama daha farklı bir duygu uyandırmamalıdır. Yani tesettürde hocanın ölçüsü buydu veya bir kadının tezyiğinin de süslenmesinde. Bunu özel sohbetlerimizde dahi bizlere söylerdi, kız öğrencilerine, talebelerine söylerdi. Namazın cem edilmesi hususunda keza benzer yaklaşımları vardı. Fakat kader konusunda biz özel sohbetimizde Hüseyin Atay hocamızın yaklaşımının dışında hocamızın şöyle dediğini hatırlarım. Dedi ki evet Kur'an'da doğrudan işte şu ayet kadere imanı anlatıyor belki denilemez ama Kur'an bütünlüğünden kadere iman çıkıyor derdi. Yani hocanın da yaklaşımı bu şekildeydi. Kur'an bütünlüğünden yani kadiri mutlak, her şeye kudreti, ilmi idaresiyle, iradesiyle her şeyin içerisinde olan bir ilah tasavvuru Kur'an'dan çıkıyor. Ben kaderi böyle anlıyorum derdi hoca. Böyle bir fark koyardı. Yine birleştikleri son olarak onu da söyleyeyim. Birleştikleri husus Maturidi nesefi çizgide itikat anlayışını eşari çizgiye tercih etmeleriydi. Bekir Hoca bunun üzerinde ısrarla dururdu. Hatta İmam Maturidi'yi ile alakalı ilginç bir şey söylerdi. Derdi ki İmam-ı Azam'ın şöhretini gölgede bırakır diye 3-4 asır tabakat kitapları da adı geçmemiştir Maturidi'nin. Bu biraz da Arap milliyetçiliği sebebiyle derdi. Bunu belirtirdi. Hüseyin Atay Hocam'ın da rahmetlinin Maturidi nesefi çizginin Yunan felsefesinden yani Semerkant bölgesinde neş'et ettiği için Yunan felsefesinden daha az etkilendiğinden daha semantik altyapısının daha güçlü ve daha orijinal olduğunu Hüseyin Atay Hocam da söylerdi. Farklı gerekçelerle hoca da bir Maturidi muhibbi olarak ve Tevilatül Kur'an'ın tahkikini yapan ilk önemli isim olduğu için de her ikisini de rahmetle anıyorum. Ben de bütün hocalarıma, katılımcılara, Sayın Cumhurbaşkanımıza, sizlere selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Evet. Hülya Hanım çok teşekkür ederiz. Hem katıldığınız için hem katkınız için. Yani çok önemli şeyler söylediniz. Tabii Bekir hocamıza da hepimizin hocamız, dostumuz. Allah rahmet etsin. Ki Maturidi de yani Türkiye'ye bir anlamda getirendir o. İlk hem önemli kitabını Tevhid'i hem Tevhidatül Kur'an'ı onlar tercüme etmiştir. Yani çok önemli bir şeyi var. Evet bu ama Hüseyin Atay hocayla irtibat ve paylaşımlarını ilk defa duydum. Ona da memnun oldum. Doğrusu. Evet sağ olun. Sağ olun. Evet. Bir de Hakan Hemşinli diye bir evet, bir el kaldırma oldu. Hakan Bey buyurun. Hayırlı akşam diliyorum Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna da
Bütün Haziran'a selam, saygılarımı iletiyorum. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Ben bu tür programlarda böyle sayfalarca not tutma imkanı elde ettim. Hemen hemen bütün notları kaydetme imkanı buldum. Çok verimli, bereketli bir ortam oluştu. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Benim merak ettiğim Hüseyin Atay hocamızla ilgili bir mevzu. Özellikle yaratma konusunda onun doçentlik tezinin İbn Sina'da yaratma olduğunu hatırlıyorum. Yaratma konusundaki düşüncelerine Sayın Hatipoğlu hocamız değinmedi. Belki bu vesileyle bir farklı bir yönüne de değinilirse farklı bir yöne de evrilmiş olur diye düşünerek bu soruyu sormak istiyorum. Tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Teşekkür ederim. Liya Hanım'ın ifadelerinden yola çıkarak söyleyeyim. Yani Bekir Topaloğlu, Allah rahmet eylesin hocamızla Atay hocanın tabii ki ikisi de Karadenizli ama üslup farkları olduğu bir vaka. Tabii üsluplar insanların kişiliklerinin dışa vurumu diyebilirsek farklı kişiliklerin farklı üslupları olabiliyor. Maturidi ve Nesefi ağırlıklı ekolün eşariye tercih edilmesi iyi ki edildi. Keşke çok daha yoğun bir şekilde edilmiş olsaydı. Çünkü o düşünce, eşari düşüncesi cebriyeye yakın bir düşüncedir ve İslam düşüncesinin bir ölçüde donuklaşmasına vesile olmuştur. Maturidi düşüncesini çok daha ifade özgürlüğüne önem veren, bizim Orta Asya'da bir medeniyet kurmamıza yol açan 9. 12. asır arasında bir medeniyet kurmamıza yol açan düşüncenin önemli unsurlarından bir tanesidir felsefi düşüncenin yanında. Kadere iman konusu yani Atay Hoca Kur'an'da kadere iman şu anlamdadır. Yani benim de daha çok benimsediğim insanın iradi olarak yaptığı şeyler konusunda bizim kaderle ilgili yaklaşımlarımız, yaptığımız izahlar iradi olarak yaptığı eylemlerle ilgilidir. İradesini aşan konularda o işe ister kader deyin, ne dersen deyin önemli değil. Ama şayet insan iradesi içinde olan işler konusunda bir eksiklik, bir aksaklık varsa onun sorumluluğunu aşkın bir varlığa öteleyerek oradan sıyrılmak inanılmaz derecede bizi saptırır. Ve bu tür doğal felaketlerin hiçbir zaman da önünü kesemeyiz. Çünkü her zaman her vesileyle ortaya çıkan bir felaketi kadere yükleyip ilahi aşkın bir varlığa öteleyerek sıyrıldığımızı zannederiz. Hiç alakası yoktur. Bu insani bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereklerinden kaçmanın da bir anlamı yoktur. Yani bunların gereği neyse onu yapmak gerekir. Bu anlamda kader insanın gücünü aşıyorsa, yani bir maden kazası düşünelim. İşte yarım yamalak, çarık çürük kazıklarla yapılan tünellerden gidip maden çıkaran insanları düşün. Orada bir patlama olduğu zaman her şey çöküyor. İnsanlar orada canlarını kaybediyorlar. Buna kader mi diyeceğiz? Yani o işleri derli toplu, muhkem bir şekilde yaptıktan sonra, yani elden gelen her neyse o teknolojiyi kullandıktan sonra çöküyorsa ona diyecek bir şey yok. Yani o bizim irademizi aşan bir şey. Bu farkı ayırt edebilmek lazım. Yoksa insan sorumluluğunu da ortadan kaldırıp haşa Cenab-ı Hakk'a bühtanda bulunmanın da yakıcı şeyinden de çekinmemiz lazım. Yani Hakan Bey, yaratma konusu tabii çok derin felsefi bir konu. Ancak şu kadar bir iki cümle söyleyeyim. Atay Hoca yani yaratma genellikle iki türlü bakar bizim İslam filozofları. Birisi hiç yoktan yaratma, bir de yaratılmış nesnelerden hareketli bir şey üretme. Yoktan yaratma şöyle bir şey çizerler bizim İslam filozofları. Şöyle bir çizgi diyelim, görünüyor mu bilmiyorum. Onun altı yokluk, üstü varlık.
şu çizgi üzerinde her nokta imkandır. Yani bu yokluk aleminden varlığın varlık sahasına geçmesi için bir gücün onu itmesi lazım. İşte bu anlamda yoktan var etmeyi biz Allah'a atfediyoruz. Onun da kendi içinde birçok tartışmaları vardır. Yani bu var olan nesne yokluk alemindeyken bir özü, bir cevheri var mıydı, yok muydu? Bunlar çok ince felsefi tartışmalar. Çok da fazla bizi bir yere götürmez. İkincisi, yaratılmış nesneleri, mesela tahtaları kesip biçip bir masa yapmaya da Arap dilinde yaratma derler. Bu yaratma öyle bir şey ki, Arapçada icat var, ihtas var, ibda var, halk var. Yani 7-8 tane kelimeyi, kavramı biz alıp yaratma diye tercüme edip geçiyoruz. Halbuki hepsinde nüanslar var. O nüansları biz kaçırıyoruz. Bu diller arasındaki bir kısım özelliklerden kaynaklanan bir şey. Yani bu yaratma bunlara denir mi, denmez mi? Mecazi manada yaratmak, bu yaratma konusu öyle bir hal aldı ki, yani biz konuşurken beşeri bir şey için yaratma kelimesini kullanmamak için bir sürü evirir çeviririz. Yani ne olacak? Yani bunu Allah'a karşı meydan okuma anlamına olmuyor ki bu. Yani ekonomik harikalar yarattı diyelim. Bir ekonomist ekonomiyi düzeltti. Ekonomik harikalar yarattı dediğimiz zaman Allah'a karşı bir yaratma ortaya koyduğu anlamı taşımaz ki. Bunu bizim ulema asırlar önce tartışmıştır. Demiştir ki yoktan yaratma Allah'a mahsustur. Ama mecazi anlamda yaratma kelimesini kullanmışlardır. Bu şeye benzer, şimdi çok çok kullandığımız inşallah kelimesi vardır. İnşallah demek, Allah dilerse demek. Bu inşallah bir temennidir. Yani biz işte Hakan Bey'le konuştuk, yarın şurada buluşalım. İnşallah burada gider. Ama nasılsınız inşallah? İyi misiniz inşallah? Gitmez. Bunu Maturidi der ki Nesefi, örnekler verirler. Bunlar hep tartışılmıştır. Şimdi öyle cahilce kullanımları insan görünce gerçekten çok üzülüyor. Yani nereden nerelere savrulmuşuz. Nesefi der ki oturmakta olan bir insanın ben inşallah oturuyorum demesine gerek yok. Zaten oturuyor. Uzun boylu olan bir insanın ben uzun boyluyum, ben inşallah uzun boyluyum demesine gerek yok. Ben inşallah oturuyorum demesi gibi. Biraz önce inşallah unuttum herhalde. Ben inşallah uzun boyluyum denmez diyor. Çünkü uzun boylusun zaten. Allah dilemiş seni uzun boylu yapmış. Dolayısıyla bu tür kavramları yaratma da onlardan birisidir. Yerli yerinde kullanmak lazım. Hepsi karıştı birbirine. Bu kavramlardan yaratma kavramını olabildiğince kullanmamayı dini bir hassasiyet olarak görüyoruz. İnşallah da yerli yersiz kullanmayı da dini anlamda bir gösteriş gibi kullanıyoruz. Bu tabii sizin sorunuzun tam karşılığı değil de oradan oraya sıçramış oldum. Dolayısıyla yaratma kelimesi, yaratma kavramı daha doğrusu İslam filozoflarınca, kelamcılarınca üzerinde çok uğraşılmış bir konudur. Hocanın tezi dediğiniz gibi Farabi ve Nisne'ye göre yaratmadır. O kitaptan belki hocanın şeyleri çok daha net bir şekilde anlaşılabilir. Ben şimdi onları burada özetleyebilecek durumda değilim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Kemal Madenoğlu söz istiyor. Kemal, buyur. İyi akşamlar diliyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün katılımcı arkadaşlara selam ve saygılar sunuyorum. Mustafa Sait hocamıza, Sayın Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum Hüseyin hocamızla ilgili yaptığı tek değerlendirmeler için. Burada Mustafa Çetin dostumuzun, Hüseyin Atay'ın katkıları, İslam düşüncesine katkıları sorusuna istinaden bir açıkçası kendi değerlendirmemi yapmak istedim. Ben ilk liseyi bitirdiğim zaman bizim ilçede bir kitapçıda Bilgi Teorisi diye bir kitapçık gördüm. Yazan Hüseyin Atay. İlk o zaman kitabı vasıtasıyla ismini duydum. O kitabı okudum. Daha sonraki yıllarda ise öğrencilik yıllarımda özellikle aynı yurtta kaldığımız Mehmet Görmez vasıtasıyla, onun aktarımları vasıtasıyla bazı düşüncelerine şahit oldum. Daha sonraki yıllara eserleri ve duyduklarımız var. Ama şunları iyi biliyorum ki Türkiye'de son 40 yıldır dine, İslam'a,
Allah'a, peygamberimize dair daha önceleri belli kesimlerin bir bakıma tekelinde diyebileceğim bir din anlayışını içine veya ondan ayrı olarak insanların dine ehemmiyet veren, önem veren, ona eğilmek isteyen insanların doğrudan Allah'ın kitabına, peygamberimize ve dine doğrudan muhatap olmalarına vesile olduğu kanaatindeyim. Bu sürece katkıda ciddi katkıların olduğu kanaatindeyim. Bunu yetiştirdiği insanlar, çevresinde oluşturduğu halkalar vasıtasıyla ben şahidim belli insanlara. Onlar Hüseyin Hoca'ya zaman zaman giderlerdi üniversiteye. Onunla sohbet ederlerdi ve bu insanlar tüm Türkiye'yi gezen insanlar. Bu Türkiye'de böyle bir bireyin din içerisinde, toplum içerisinde bireyin bir Müslüman olarak ortaya çıkmasını, özgürce düşünebilmesini, kendi özgün iradesiyle ve aklıyla bir şeyleri düşünüp belli kanaatlere varmasının din çerçevesinde yolunu açmış bir insan olarak görüyorum ve bunu da çok önemli bir katkı buluyorum Türkiye'nin geldiği aşama itibariyle. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler. Musa Kulaklıga. Evet, buyurun Musa Bey. Sizi dinliyoruz. Musa Bey'i görmek ne güzel ya. Ne zamandır. Evet. Sayın Bakanım, zatınız çok teşekkür ederim. Zatınız başta olmak üzere tüm hazırını muhabbette ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanımın Hüseyin Atay rahmetli hocamıza şahitliği gerçekten çok kıymetli. Genelde bizim camiamızda Hüseyin Atay biraz böyle aykırı düşünceleriyle marjinal kabul edilen bir ilim adamı olmasına rağmen yani bugün dinlediklerim birkaç daha teyit etti ki gerçekten çok ciddi katkıları da olmuş bir insan yaklaşımıyla, üslubuyla. Ben Sayın Bakanımızın şahitliğine istinaden bir konuda bir bilgi teyit etmek istiyorum. Özellikle Türkiye'de olağanüstü dönemlerde, ihtilal sonrası dönemlerde veya işte modern tarzdaki ihtilal dönemlerinde en çok kullanılmaya çalışılan kesim ilahiyat camiasıdır. Yani kendi doğrularını ya da kendi dikte etmek istedikleri, empoze etmek istedikleri yol ve yöntemleri meşrulaştırmak için ya da ilahiyat camiasından istifade etmek isterler. Bu anlamda yanlış hatırlamıyorsam 12 Eylül yönetiminin Ankara İlahiyat'tan bir grup öğretim üyesine hazırlattığı bir çalışma var. Yani İslam'ın yeniden yorumlanmasına, anlaşılmasına yönelik biraz da böyle abartılı şaz düşüncelerin yer aldığı ve o dönemin hedeflenen amaçlarına hizmet edeceği düşünülerek hazırlatılan bir çalışma. Hüseyin Atay Hoca bu grubun içinde var mıydı? Onu merak ettim. Bir de o çalışmayla ilgili de kanaatinizi, yani biz dışarıdan gördüğümüz gibi olumsuz bir şey mi? Yoksa tıpkı zorunlu din dersinin önerilmesindeki gibi iyi niyetli bir girişim olarak da değerlendirebilir miyiz? Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Mustafa Bey sağ olun. Çok teşekkürler. Uzaktan mı katılıyorsun? Cidde'deyim efendim. Nerede? Cidde'deyim. Cidde'desin, tamam. Tamam. Geçen hafta... Yani aynı görev devam ediyor, evet. Devam tamam. Ediyorum efendim. Evet. Tamam. İyi, sağ olun. Sika toplantısında katılmış olduğunuz. Evet. Evet, buyurun Mustafa Hocam. Tabii, geçen haftaki İrsika toplantısında kulaklarını çok çınlattık. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Burada da öyle seni görmek çok mutlu etti. Yani bu bahsettiğin konu tam ben merkezinde olduğum bir konum. Onun için izninizle kısa bir şekilde onu size anlatmış olayım. Bu tabii 12 Eylül sonrası özellikle tabii ilahiyat camiası dediğiniz zaman Diyanet de birinci sırada bunun içindedir. Çünkü Diyanet çok daha devletin yapısı içinde yer alan bir kurum olduğu için ona bir kısım yönlendirmeler yapmak daha kolay. Üniversite işte biraz daha diyelim farklı bir konumda bulunduğu için. Şimdi bir gün ben Ankara İlahiyat'ta dekanım, rektörümüz bir zarf içinde bir kitap gönderdi bana. Dedi ki hocam şuna bir bakar mısınız falan. Açtım baktım bizim hocaların
Hüseyin Atay'ın da olduğu, işte bir kısım diğer hocalarımızın da olduğu, Yaşar Nuri Öztürk'ün de olduğu 4-5 kişilik bir şey, İslam Gerçeği diye. Küçük bir şey götürdüm, akşam evde okudum, getirdim, koydum onu bir tarafa. Bir müddet sonra rektör bey tekrar aradı, dedi ki o ne oldu o şey? Dedim dur, baktım ona, yani katılmadığım yönler var ama işte bizim hocalarımızın nihayet bildiğimiz fikirlerini neşredildi. Sonra dedi ki bana, bu dedi Milli Güvenlik Kurulu'ndan, sizin fakülteden, fakülte yayınlarından çıkarılması istenen bir şeydir. Bundan sonrası sana aittir, ne yaparsan yap. Onun üzerine onu biraz daha biz sürüncemede bıraktık. Fakat tekrar kurcalanınca ben dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, iki kardeşti onlar, bir tanesi ne paşaydı onlar. Bir randevu aldım bir cuma günü. Haydar Saltık. Yok. Değil. Şimdi aklıma gelir. Tuncer Kılıç hocam. Tuncer Kılıç. Yok. O da değil. Teoman Koman. Teoman Koman. Yok. Yok. Neyse. Beyazıt. Bak. Vural Beyazıt. Rıfat Beyazıt. 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 Vural Beyazıt. Rıfat Beyazıt. Neyse. Kalktım gittim. Randevu verdi bana. Dedim ki Sayın Paşam, bunu bu kitabın bizim fakülte yayınlarından çıkması isteniyor. Bunun işte tarzı, üslubu, bizim fakülte yayınlarının bir şeyi var, bir üslubu var. Kendine göre bir şey var, yazılış şekli var. Basılması için işte geçtiği bir kısım mekanizmalar var, yayın kurulumuz var, vesairemiz var. Bunu dedi biz çok işte sizin başka yerde dedim yayınlasanız daha iyi olur. Yani bizim şeyimize pek uymuyor. Yok dedi, biz dedi oradan yayınlanmasını istiyoruz dedi. Yani böyle arzu ediyoruz da demedi. Böyle bir empoze eder tarzda. Dedim ki bundan ne bekleniyor onu bilemiyorum. Ama ne bekleniyorsanız o beklediğiniz kesinlikle buradan çıkmaz. Bir hayli rahatsız oldu. Koltuğunda şöyle bir oturdu kalktı. Biz dedi böyle düşünüyoruz. Yani görüşme bitmiştir anlamına bir şey. Ben de kalktım çıktım. Bir cuma günüydü zaten, cuma vakti gelmişti. O asap bozukluğu ile cumadan sonra fakültedeki yayın komisyonunu topladım. Dedim ki bakın böyle bir şey. İsterseniz alın okuyun. Ben okudum. İçinde kişisel olarak katılmayacağım yerler olabilir ama bunların hepsi bizim hocalarımızdır. Kendi fikirleridir. Akademik bir yayın olarak yayınlanmasında ben bir sakınca görmem. Ama derseniz ki bunu yayınlamayalım, yayınlamayız. Bedeli neyse öderiz. Bedeli ödenecek bir bedel de yok. Yani ne olacak? Bir kitap yayınlanmayınca ne olacak? Ya şeyi değiştirirler. İşte yönetimi ne yaparsa yapsın. Önemli değil. Arkadaşların hepsi dediler ki bunda bir şeylik yok. Yayınlansın. Bir mahsur yok. Bunun üzerine biz kitabın kapağına bu kitaptaki düşünceler yazarlarını bağlar. Sadece yazarlarını bağlar. Onların düşünceleridir, görüşleridir diye bir şey koyduk. Ona da itiraz ettiler. Fakat onlar ısrarlı olunca onu da bıraktılar. Bu kitabı bir ele de bastılar. Kitabın ne şekli, ne formatı bizim yayınların hiçbirisine uymuyor. Kendileri bastılar. Bize de birkaç nüsha gönderdiler, o kadar. Ondan sonra onu ne yaptılar? Sağa sola dağıttılar, bir şeyler yaptılar. Ondan hiçbir bilgim yok. Yani kitap dediğim gibi içinde bir kısım katılmayacağımız şeyler olsa bile basılmasında ben şey görmedim. Çünkü akademik bir kurumda değişik fikriyatta olan kitaplar basılabilir. Bizi rahatsız eden bu üslup oldu. Yani illa ısrarla sizden çıksın. Bizden çıkınca biraz daha değer kazanacağını ve toplum üzerinde etkisinin çok fazla olacağını hesap ettiler. Ama aynen benim dediğim çıktı. Hiçbir anlamı olmadı. Bundan aynı benzer bir şey daha Musa Bey, bunu da anlatayım. Biz Hüseyin Atay Hoca ile Rahmetli Hoca ile din dersleri mecburiyetinden sonra bir kitap yazdık birlikte. Bir kelam kitabı yazdık. Birkaç sene okundu. Bir gün talim terbiye eden Hüseyin Atay Hoca, o zaman Suudi Arabistan'daydı. Orada şey yukarı bir iki sene hocalık yaptı. O döneme rastladı. Talim terbiye eden bir heyet geldi. Bir koca bir zarf. Dediler ki efendim bunu size başkanımız gönderdi. Açtık zarfı. Baktık bizim kitap. Bir de yazı üzerinde. Yazı da diyor ki bu kitabın münasip bir yerine, uygun bir yerine Atatürk'ün konuyla ilgili düşüncelerini koymamızı istiyoruz. Kitabı açtım.
kelam kitabı. Açtık işte Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman. Dedim ki neresi bunun münasip sizce? Dediler efendim o sizin takdiriniz. Dedim benim takdirimse tabii ki benim takdirim. Burada bunun yeri yok. Her şey yerinde ve zamanda ağırlık kazanır. Yani bir şey bir yere montajlanırsa, hiç ilgisiz bir yere montajlanırsa onun hiçbir anlamı olmaz. Hatta şey konusu olur. Alay konusu bile olur. Dolayısıyla benim buraya koyacak bir şeyim yok. Zarfın içine koydum kitapla yazıları. Alın bunu dedim, götürün başkanınıza deyin ki münasip bir yer bulamadı. Bunu bulacak mebzul miktarda insanlar var. Gitsinler onlara versinler. Onu korlar. Başka şey de korlar. Yazarlar, çizerler. Ondan sonra gittiler. Ne oldu hiç? Bilgim yok, merakım da olmadı. Şimdi bunu bize gönderdikleri gibi matematik kitabı yazana da göndermişler. Her tarafa aynı şeyi göndermişler. İşte Atatürk'ün matematikle ilgili buraya şeyini koyun diye. Benim böyle bir tuhaf bir şey yaşandı. Musa Bey dediklerinde haklıdır. Yani şimdi çok da gerilere gidince Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduğu zaman Diyanet İşleri Reisliği'ni o dönemler karmaşık dönemler, yani dinin ötelendiği dönemler, o işte İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da dinin yerine başka şeylerin ikame edildiği dönemler. Bizde de dine çok sempatiyle bakılmayan dönemler ama Türk toplumundan dini kaldırıp da bir yere koyma tabii ki siyasetten de mümkün değildi. Bu kurum vasıtasıyla yapılan bir kısım işte düzenlemeleri, bir kısım işte devrimleri topluma benimsetebilir miyiz düşüncesi vardı. Ne ölçüde onlar gerçekleştirdi bilemiyorum. Keşke o dönemin sorumluları bir hatırat türü bir şey yazsalardı da o konuda bilgimiz olsaydı. Tabii din toplumu yakından ilgilendirdiği için bu camia bazen otoritenin bir kısım fikirlerini veyahut da düşüncelerini veyahut da siyasetlerini topluma benimsetme yönünde kullanmak istedikleri, bazen kullandıkları, bazen kullanmadıkları bir kesim. Bu hiçbir zaman değişmez. Yani din kurum olarak devletin içinde yer aldığı zaman devlet onu istediği şekilde manipüle etmeye çalışır, ondan yararlanmaya çalışır, siyaset davranışı manipüle etmeye çalışır. Bunun örnekleri hep görülmüştür, görülüyor. Daha da görülecek. Bu şey konusu Musa Bey bu. Yani benim de içinde, evet, içinde olduğum, daha doğrusu sorumluluk taşıdığım bir konudur. Bu şekilde cereyan etti. Varsa manevi vebali bize aittir ama benim ifade ettiğim gibi o düşüncelerin bir kısmına katılmasak bile bir akademik yayındır. Basılmasında hiçbir mahsur yoktur ama şekil o şekil değildir. Şekil tamamen saçma bir şekildi. Ve hiçbir faydası da olmadı. Belki de zararı da olmuştur. Evet, peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Evet. Başka bir söz almak isteyen görmüyorum ben. Var mı arkadaşlar? Yok hocam. Evet, herhalde yok. Ben görmüyorum. Evet. Evet Mustafa Hocam, teşekkür ederiz. Bugün sizi böyle konuşkan görmekten de memnun oldum yani. Biraz az konuşan birisidir de onun için. Ama işte Atay Hoca ve diğer konularda da çok sağ olun. Yani Mustafa Çetin'in sorduğu soruya irtibatlı ben de şunu müsaadenizle, hani sizin tabii ayrı bir ilahiyat camiası, ayrı bir camiadır. Ama ben de hani bizler de oralara sizler vesilesiyle, vasıtasıyla yakın olduk epeyce. Özellikle Ankara ilahiyatta senin uzun dekanlığın sırasında falan. Yakında değil, şimdi oldu. Orada çok paylaşıyorduk. Ufaklarda vesairelerde. Evet, çok geliyorduk o neticede. Yani ben şöyle de bakabiliriz diye düşünüyorum. Yani şimdi Ankara İlahiyat Fakültesi'nin Türkiye'de bir yeri var, farklı bir yeri. Yani hele şimdi İlahiyat Fakültesi de çoğaldı ama Ankara İlahiyat dediğinizde bizler açısından hani daha rahat düşünen, konuşan, konuşulan, daha farklı yazan, farklı şeyler düşünen insanlar var. Yani akademisyenler var.
yani eleştirel bakan. Şimdi işte bazı arkadaşların ismini de verdiniz. Yani herhalde bu kuşağın sadece Hüseyin Atay hocamızı değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi başta Mehmet Hatipoğlu olmak üzere Allah uzun hayırlı ömür versin, başkalarını da, ama bir çığır açıldı orada. Yani İlahiyat Fakültesi'nde hani bir anlamda İlahiyat Fakültesi'nin kurucu kadrosu bunlar. Ya yani ilk şeyler, asistanları falan. Dolayısıyla yani bu farklı bakış, daha düşünen, aklı kullanan, düşünceye önem veren, farklı yorumları değerli gören bir şey. Yani işte siz orada yetiştiniz, biraz önce saydığınız Kelam Kürsüsü'ndeki arkadaşlar, sadece onlar da değil, sadece Kelam Kürsüsü'nde değil. Yani Ankara İlahiyat dediğimizde Türkiye'de bir yeri var, farklı bir yeri var hâlâ. Bu işte şeylerle başladı. Yani bu Hüseyin hocalarla, Tiboğlu hocalarla, sizlerle başladı. Ve o büyük oranda devam ediyor. Yani bunu bir şey olarak hani bir ekol falan gibi demeye gerek yok ama yani diyelim ki bizler o camianın dışındayız ama hepimiz biraz okuyan, biraz düşünen insanlar. Bu toplumun içinde İslami düşünceyi kendisine işte dert edinenler, hepimiz bunun farkındayız ve bunları okuyoruz. Birçoğuna katılıyoruz falan. Dolayısıyla çok herkesin faydalandığı, hani böyle şöyle bir şey değil yani. Hüseyin Atay Hoca, Allah rahmet etsin, hani o dediğimiz bir şok kelimesi belki öne çıktı biraz bugün. Yani öne çıkmasın, onun da şunu demek istiyoruz. Yani Hüseyin Hoca sonraki söyleyeceği önde söyler. Kendine göre daha direkt, doğrucu bir adamdır. Daha direkt bir üslubu vardır. Hani böyle çok süslü püslü takdimler yapmaz. Düşüncesini açık söyler falan anlamında bir şey o. Yani onun için de yani şunu da hesaba katmıyordu benim gördüğüm. Yani ben bunu söylersem bana şöyle derler falan hiç umurumda değildi. Yani hiç kimse... Öğrenciler de ona bazen kızıyormuş falan, işte öyle yadırgıyorlar falan. Ama böyle böyle bir şeyler oluyor, düşünceler gelişiyor. Dolayısıyla ben o etkilerini öyle az görmüyorum yani. Epey bir kalıcı etkilerini ve Türkiye'deki şu andaki gerek İslami bilimler, gerek İslam düşüncesi açısından çok etkisi olmuş, etkileri olmuş. Yani sizlerin de öyle yazdıklarınız, sonraki hocalarımızın ve bundan sonra belki bunlar daha çok etkili olacak. Yani şurada anlattığınız şeylerin birçoğu Müslümanların gündemine, tartışmalarına daha yeni yeni giriyor işin doğrusu. Epey bir çığır açıcı şeyler olarak görmek lazım diye de düşünüyorum, evet. Mustafa Hoca. Çok haklısın Sayın Bakan. Ben işin o tarafına temas etmedim. Yani Ankara İlahiyat evet. Sizin bunu söylemeniz daha değerli benim söylememden. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet, başka da bir söz isteyen olmadığına göre iki saati de doldurduk. Burada bitirebiliriz. Tabii bu diğer şeyler üzerinde de işte düşünülür, tartışılır. Yani önemli şeyler, önemli noktalar var burada. Madde madde onları tekrar şey yapmıyoruz. Ama bizim için çok değerli bir anma oldu. Allah rahmet etsin tekrar. Yani bitirirken de bir Fatiha da okuruz. Şimdi bir Fatiha da okuyalım. Allah rahmet etsin. Hüseyin Atay hocamızı hem anmış olduk ama siz de onun asistanı olarak, ki iyi de bir asistanlık yapmışsınız siz. O zamanlar asistanlık öyleydi biraz. Yani hocanın işlerini çok görüyordu, gördürüyorlardı. Klasik asistan. Taşıma taşımadı ama yazılarıyla çok uğraştım. Evet. Çanta taşıma sembolik bir şey canım. O Hüseyin Hoca zaten taşıtmazdı ama yani işte asistanlık biraz öyle oluyordu. Ve hocanıza da güzel bir vefa oldu. Biz doğrusu çok istifade ettik. Çok istifade ettik. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah
var orada bir şey demez mi? Kim? Mehdi Bakan'ımı görüyorum. Mehdi sana diyor. Evet. Sen bir şey söyle. Evet. Mustafa Hoca bir şey söylemeni istiyor. Bir de Nihat Bey var burada. Bir de Nihat bir şey söylesin. Nihat evet, ayrıldı evet. mı? Burada mı? Öncelikle evet. ben hocamıza, Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Ben şahsen çok istifade ettim. Tabii Ankara İlahiyat Fakültesi aslında 1940'lı yıllarda kurulduğunda bir teoloji fakültesi olarak, yani Batı'daki teoloji fakültesi, İslam işte düşünce, felsefe vesaire, onu ayırıcı kılan şey o. Diğerleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı enstitü, Yüksek İslam Enstitüleri. Evet. Müfredatları da farklı. İlişkileri de farklı. Ve 1980'li yıllardan sonra onların da hepsinin adı İlahiyat Fakültesi oldu. Ve aslında hepsi bir şeyde, bir yerde mecz edildi. Bu bence aslında olayı karıştıran şey budur. Ama Ankara İlahiyat Fakültesi'nin başından itibaren kurgusu, yani düşünce, felsefe, bu tarafların ağır basması nedeniyle ayrı bir, bu manada bir ekol. Oradaki akademisyenler de kuşkusuz bu manada çok değerli çalışmalar yaptılar. Ben tabii çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle eğer müsaade ederseniz bu bana şunu hatırlattı. Aslında Hüseyin Atay Hoca ve onun gibi hocaların bize büyük katkıları var. Sezai Karakoç'un Hızır'la 40 Saat diye bir şiiri var. Şimdi Hızır'la 40 Saat'te 40 tane şiir var. Birinci şiir şehirle alakalı. Kentle alakalı. Kent aslında yozlaşmanın olduğu yer ve başladığı yer. İkinci saat ise din adamlarına hitap ediyor. Yani aslında toplumun içinden geçtiği ve yaşadığı sıkıntıların orada bir şekilde onlar tarafından düzeltilmesini istiyor. Ve şöyle başlıyor. Diyor ki, ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı günlere geldim. Bunu bana öğretmediniz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği günlere geldim. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl kıracağımı öğretmişti, nasıl devireceğimi öğretmişti. Gün geçmiyor ki ben de birini patlatmayayım. Ama siz kelimelerdeki, sözlerdekini, kitaplardaki ve sözlerdekini nasıl sileceğimi bana öğretmediniz. Şimdi Hüseyin Hoca, Allah rahmet eylesin, aslında bu manada Hazreti İbrahim'in çizgisinde mermer putların nasıl devrileceğinin de diğer alanlarda kesik dansa karşı nasıl davranılacağını da öğreten, kendi ölçüğünde, tasavvurunda bir ilahiyat hocası. Ben de bu vesileyle aslında bunu hatırladım. Ve bunun dışında hem hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hem de hepsini, onu da Sezai Bey'i de rahmetle anıyorum. Evet, Allah rahmet etsin. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Ne güzel toparladın Sayın Bakanım. Yani... Evet, evet. Evet, Sezai abiyi de anmış olduk. Allah rahmet etsin. Evet, o şey öyle, o şiir, evet. Şeyin kuruluşu Sayın Bakanım, 1949 İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşu. 1947 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında
Artık bu dini konulara biz çok bigane kaldık. Dolayısıyla biraz bir şeyler yapmamız lazım düşüncesinden hareketle Ankara'da bir İlahiyat Fakültesi, işte bazı imam hatip okulları gibi bir şeylerin açılması kararlaştırıldı. 47'de kararlaştırılan bu şey 49'da, yani 50 seçimlerinden bir sene önce açıldı. Fakat tabii yetmedi o bu hamle, daha doğrusu seçim sonucunu etkileyen bir şey olmadı. Dolayısıyla o dönemde kurulmasının, kuruluşta tabii ki hoca yoktu. Dil tarihten, hukuktan bazı hocaların gelmesi, o hocaların bir kısım inanç konusundaki işte zayıflıkları, zaafları, dolayısıyla çok eleştirilere uğradı. Yani Ankara İlahiyat işte biraz şöyle böyle falan. Halbuki onlar belki dine karşı bigenelikleri vardı bir kısmını. Fakat öyle bir köklü bir akademik gelenek bıraktılar ki ondan sonra bizim ilk dönem mezun olan hocalarımız, işte Talat Koççu, İsmail Celaloğlu, rahmetli ikisi de, onlar o akademik birikimi o şekilde alıp da ondan sonraki nesillere öyle aktardılar ki işte o bahsedilen farklılık da oradan çıktılar. Evet. Hocam bir de o demin söylediğiniz Beyazıtlar, Vural Beyazıt'la Doğan Beyazıt mıydı? Aynen. Tam Sayın Bakan. Onlar Beyazıtlar. Ha. Hafıza bunda şiirleri de ezberliyor. Hepsi Hızır'la 40 saat en zor ezberlenecek şiir kitabı. Hepsini ezberinde. Metin'in maşallah böyle bir metniği var. Evet. Biz mecliste de öyle bazen bakanlar kurulunda da Metin'den şiirler dinliyorduk. Evet, özledik onu. Evet. Başka arkadaşlar, Nihat Bey bir şey söyler misiniz? Sayın Cumhurbaşkanım bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Katılmanızdan çok teşekkür ederiz. Bir şey söylemek ister misiniz? Sesiniz açarsanız. Sesiniz açık değil. Tamam mı? Buyurun. Açıldı mı? Evet. Tamam. Önce tabii doğru sizlere tebrik etmek istiyorum. Yok, sesiniz gelmiyor. Çok güzel çalışmalar, hep beraber takip edeceğiz. Geliyor mu? Kesiliyor. Arada kesiliyor. Evet. Yarım geliyor, vallahi kalıyor cümleler. Mustafa Sait Bey'e evet. Mustafa Sait Bey'e de çok teşekkür ederiz. Ayrıca bütün katılımcılara, herkese doğrusu hep selamlarımı iletmek isterim. Tamam. Tabii en güzel şeyi siz söylediniz. Rahmetli hocaya hepimiz Fatiha okuduk. Mekanı cennet olsun. Ben de doğru çok şey öğrendim bu tartışmadan. Tabii biliyoruz kendisinin nasıl büyük ciddi meselelerle uğraştığını ve bugün Müslümanların bu çağda karşı karşıya kaldığı ciddi meselelere eğildiğini. Umarım ki bütün bu açtığı yoldan daha çok ilerlenir. Ve bu çalışmalar hep yapılabilir, yapılır. Tekrar çok hepinize çok selam ve muhabbetler sunarım. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nihat Bey. Evet, buyur. Teşekkür ediyorum. Geliyor herhalde ses. Geliyor. Sait hocamıza çok teşekkür ederim. Hüseyin Atay hocayı bize çok güzel anlattı. Yani benim de kendisini ziyaret etme fırsatım oldu. Yani evinde sağlığı çok iyi değildi ama gene de kısa süreli de olsa bir sohbetimiz oldu. Gerçekten istifade edilmesi gereken bir ilim adamıydı. Allah rahmet etsin, mekan cennet olsun. Amin. Bizim yani toplum olarak hani biraz aykırılıkları olan insanlar varsa bu insanları hemen ötekileştirme, dışlama gibi bir eğilimimiz var. Bunlardan nasıl istifade edebiliriz diye ve toplumun ana akımına nasıl dahil edebiliriz diye bir düşünce zayıflığı içerisindeyiz açıkçası. Bu da kendi çocuklarımızdan da başlıyor. Biraz yaramaz çocuklarımız varsa hemen onları haylazlıkla itham ediyoruz. Ya bir zeka fışkırdığını falan düşünmüyoruz öncelikle. Çok haylaz bir çocuk diyoruz. Hatta haydutlukla suçladıklarımız oluyor. Kendi çocuklarımızı bile. Ya böyle bir kültürden geldiğimiz için bu insanların değerini çok iyi bilemiyoruz yani. Ve
çoğu zaman ötekileştiriliyorlar, aykırı tipler olarak algılanıyorlar. Sanatçı da böyle oluyor, ilim adamı da böyle oluyor, aykırı bir sporcu varsa o da böyle oluyor. Onun için intişaf etmekte açıkçası zorlanıyoruz yani. Evet, hocanın bir takım aykırılıkları olabilir, katılmadığımız görüş ve düşünceleri de olabilir ama düşünen bir insan yani. Eğer düşündüğünü söyleyen insanlar kötülenirse, ötekileştirilirse meydan düşünmeden söyleyenlere kalıyor yani. Düşünmeden konuşan bir sürü cehalet dolu insana kalıyor. Ve açıkçası bir toplumda da hani kötülük ve cehalet himaye ediliyorsa o toplumda iyilik ve ilim barınmıyor yani. Çekip gidiyor başka yerlere bu sefer. İyiliğin ve ilmin özel bir himayeye ihtiyacı yok. Yeter ki özgür bir ortam olsun. O yetiyor zaten. Ama iyiliğe karşı, ilme karşı kötülük ve cehalet himaye ediliyorsa bir yerde o zaman orada barınamıyor. Böyle bir sorunla açıkçası karşı karşıya kalıyoruz. Yani Gresham kanunu var iktisatta. Kötü para iyi parayı kovar diye. Ya bu sosyal hayatta da geçerli. Yani kötülükler iyilikleri kovuyor yani. Cehalet ilmi kovuyor. Biraz hoca ve öğrencileri diyelim yani buna maruz kaldılar şeyde bizim toplumumuzda. Onun için yeterince istifade edilemedi. Umarım bundan sonra hani vefat etti hoca, Allah rahmet etsin. Bundan sonra yazdıkları, söyledikleri öğrencileri tarafından veya okuyanları tarafından daha iyi anlaşılır, daha doğru anlaşılır. Yani bir takım katılınmayan görüşleri varsa bile çok istifade edilecek görüşleri de vardır diye düşünülerek okunur ve anlaşılmaya çalışılır. Böyle olacağını umuyorum şahsen önümüzdeki süreçte. Tekrar Allah rahmet etsin. Sait hocamıza da tekrar çok teşekkür ediyorum. Böyle bir akşamda bize Hatay Hoca'yı anlattığı için. Sağ olun, sağ olun. Evet, teşekkür ederiz. Bir de bir kişi daha çok okuyan, takip eden, gerçi buradaki arkadaşların hep söyle de, yani söz söylemek isterse Nihat Bey, ama Cengiz bir şey söylemek ister misin? Evet, demir bir şey el kaldırıyor. Evet. Cengiz Bey, buyurun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Mustafa Sait Hocama çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Atay hocamızdan bahsetti. Tabii aralarındaki yakınlıkla bahsettiği şeyler bizim için çok kıymetliydi. Hazır uğruna saygılarımı sunuyorum. Mustafa Çetin abinin sorduğu soru esasen bizim Cumhuriyet dönemimizin temel sorusu. Yani gerek bütün sosyal ilimlerde gerek dini ilimlerde nasıl yapacağız da hayatla irtibat kurup düşüncelerimizi spekülasyon olmaktan kurtaracağız sorusu çığır açıcı dedi. Çok oradaki sihirli sözcük oydu. Nasıl bizim tartışmalarımız, kendi aramızdaki münakaşalar hayatın sorduğu sorulara cevap teşkil edecek. Sanki son 200 yıllık tarihimizin temel düğümü bu. Bu konunun irdelenmesi çok verimli olacaktır diye düşünüyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Peki. Hocama teşekkürler ediyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Peki. Ömer Demir başka tekrar var. Söz istiyor hocam. Kim? Ömer Demir. Evet. Başka da söz isteyen varsa yani evet şey yapabiliriz. Ömer Demir buyur. Mustafa hocam çok vurguladığınız için aklıma bir soru geldi. Yani burada da tam sorulması gereken bir soru diye düşünüyorum şahsınızla ilgili. Bu Hüseyin Atay hocanın eserlerini redakte ederken, kağıda aktarırken hiç müdahaleniz oldu mu acaba? Yani mesela aslında o fikir bana aittir ya da ben öyle şey yaptım, yazıya geçirdim dediğiniz hani tarih kayıt kalacak olan hatıralardan biri de bu olur eğer böyle bir şey varsa. Onu evet. Sormak isterim. Teşekkür ederim. Hocanın fikriyatına bir şey katmak bizim haddimize değildi zaten. Ama bazen öyle komplike şeyler olurdu ki onların da yazdıktan sonra zaten kendisine okur, onayını alır. Dolayısıyla bizim bir katkımız olmaz. Hepsi kendi imzasıyla çıkardı. Kendi fikirleri olarak çıkardı. Evet.
Ama yani, evet, buyurun. Çok, onlardan insan çok şey öğreniyor Ömer Hocam. Ben onları yazmaktan. Şimdi bir yaz bana tatile giderken bir şey verecekti. Dedi ki yetiştiremedim. Sana ben postayla göndereyim. Posta geldi bir gün. Kocaman bir şey. Böyle 400-500 varaka yakın bir yazma. İbn Sina'nın zannediyorum İbn Sina'nın mı? Farabi'nin bir yazma eseri. Varak biliyorsunuz böyle iki sayfa bir arada oluyor. 480 varak. Bir de altına çizgili bir kağıt koymuş. Bunların her bir varağı bir sayfaya bana yazacaksın. Kurşun kalemle. Yani başladık yazmaya. Ne biter ne tüker. Okuması da zor. Yaz. Babamdan bazen şey alıyorum. O da bazen işte yazma da çok iyi değil falan. Onu bitirdik ama yani ben de bittim. Fakat aşağı yukarı saatlerce yazdıktan sonra yattığım zaman böyle elim burada böyle bir şeyler yazan o hale gelmişti. Fakat o yazıyı o hale getirdi ki ben yani eski Türkçeyle not tutar hale geldim. Sınıfta okudu. Yani bunlar sonra götürdüm onları verdim. Ha yazdın mı? İyi dedi. Çekti çekmecesini koydu oraya bıraktı. Allah Allah ya bütün yazımızı verdik. Neydi bu? Ne olacaktı? Nasıl olacaktı? Hiç öyle bir şey yok. Hocadır. İşte aldı oraya koydu. Ondan sonra ne oldu bilmem. Ama onlar insana öyle bir şey veriyor ki o kavramları terminolojik kullana kullana yaza uykumda da yazardım. Biraz fazla oldu ama onların hepsinin vardığı bir yer var. İşte hocalık böyle bir şey. Hocanın hocalığı da biraz farklıydı. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin tekrar. Şu son anekdot da ne kadar evet ne kadar önemli bir anekdotla bitiriyoruz. Maşallah. Evet. Asistan hoca ilişkileri o dönem şeyler işte böyle evet. Evet. Peki arkadaşlar ilk programımızda güzel bir akşam oldu. Hem bir anı anma oldu hem tarihe not düşme oldu. Mustafa Hocam'ı doğrusu bir dinleme şey oldu. Yani Mustafa Hocam şu üniversiteyi bıraksa da biraz konuşsa artık bunlarla uğraşsa. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni bıraksa da gelse Ankara'ya da bu işlerle uğraşsak birlikte işte istifade etsek. Evet inşallah. Vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Rahmetler eylesin. Estağfurullah. Sayın estağfurullah. Dinle gecemiz değerli. Hayırlı geceler. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı Allah geceler. Versin. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Huzurla. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler hocam. Sağ olun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Yanına bir şeyler ekleyemezsin. Yani sıfır dedikten sonra. Evet, değişik bir ses de geliyor arada. Hacım, hayırlı geceler Şerafettin Hocam. Size bir kelam bilgini olarak, evet. Sağ olun. Sağ olun. Ömer Hocam, oturumu sen mi kapatıyorsun?